Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu anda bizim sesimizi duyuyor olmalısınız. Hızlıca feedbackleri alalım ki hani evet. Nasıl gözüküyoruz. Evet. Test, ve onu anlayalım. Ay ay. Şundan kesip açayım. Erdem abinin ses az. Hemen arttıralım. Oyunun adı sizi de biraz germedi mi? Alo. Ben arttırıyorum abi, sorun yok. Ben arttırıyorum abi, sorun yok. Bir anda bir yankı başladı. Normaldir. Ha, okey. Teşekkür ederiz. Gelmesin arkadaşlar, ben... Bir şey yorum kalınca genelde sevdiğim kelimelerle oynadık koyuyorum. İlla kederli bir şey olacak diye düşünmüyorum. Hadi inşallah. Benim ses dandik mikrofon sesi gibi. Afiyet olsun. Bu arada çok kaliteli bir mikrofonu yok mu aşkım senin? Ya o belki çok... Biraz sesini kıstım. Çok yüksek geliyordu sesi. Şu anda nasıl sesim iyi mi? Şu anda daha iyidir muhtemelen. Tamam. Şimdi sesi arttırmamı istiyorsunuz. Durun, arttıracağım. Sorun yok. Sakin olalım. Şimdi konuş abi. Konuşuyorum şu an. Aa, yo yo. Bir saniye. Tamam. Sakin olalım. Benim kritik bir hatamdan kaynaklanıyor. Yani çok komik. Sizin geri kalan sesim benim normalde... Kötü mü geliyor? Hayır abi. Senin sesinde problem yokmuş. Şimdi çözdüm, merak etme. Ha, iyi. Ya ben şeyden almıyormuşum. Bana sizin sesinizin benim mikrofonumda yaptığı yansımayı duyuyormuş arkadaşlar. Şimdi çok iyi. Arkadaşlar benim hoparlörümdeki sesi duyacaklar. Şimdi bir konuştun herkes. Sıradan Dilan'ı duyuyoruz. Evet. Konuşalım. Şimdi dinliyoruz. Deneme bitki. Erdem abi. Deneme. Ses abi. Ses. İnisiyatif atın. Güzel. Devamlılık hatası var. Geçen hafta Sera'nın ojeleri siyahtı. hemen aşağıya sevginizi atın. Devamlılık şeyi alacağız. Ben başka bir bilgisayardan bağlanıyorum eğer soruysa. sesimi biraz kısar mısın Berim? Öyle çok yüksek olmuş. Olur tabii ki. Çok az, bir tık. Tamamdır. Oy. Allah. Sen yarattın. Evet, yani bu hafta bir hafta video gelmeyince öldük zannetmeler başlamış. Evet, bir gerçekten özellikle bizim video atmamız Discord grubunda çılgın tartışmalara sebep olmuş. Buradayız, ölmedik. O kara günler, Discord'da da yazdım bir arkadaş. O kara günler geride kaldı arkadaşlar. Arada yani 2-3 gün gecikiriz ama 2-3 gün yani. Yarın sabah oynayacağız şeyi. Yakut'un ederini. Küçük bir iletişimsizlik yaşadık. Önce bir yoğunluk yaşadık, sonra bir iletişimsizlik yaşadık. Evet, sonra gerçekten bir iletişim hatası ikimizdeki de. Murat, çok teşekkürler Şems'e yazdığın bilgi için. Ben onu unutuyorum hep. Sonra arıyorum aklıma. Gelmiyor. İnternetten de bakmaya üşeniyorum. Şimdi de hatırlayacağım. Tamam. Darbe olan günleri bilir bu şey, değil mi? Evet, tabii ki canım. Hala Discord sunucusunda izleri var. Aynen öyle. Milyon dolarlık mikrofonumu yere düşürdüm. Öyle ses kötü falan deyince öncülüğüne korktum. Dedim yere düştü de gitti mi mikrofon? Alamam da şunun mikrofonuyla katılırım bundan sonraki. Şems Ayyaş'a ne oldu? Bu bence önemli bir konu. Çünkü Discord sunucumuzun yıldızıydı Şems Ayyaş emojimiz. Şu evet evet evet. YouTube'da var mı bu emojimiz? YouTube'da da mı yok? YouTube'da atmışlar. Abone şeyine. Ha, YouTube'da var. Benim, değil mi? Bu arada sesim senden bana geri geliyor Şems. Olur, takarım şimdi. Yani kulak takacağım şimdi. Şunu söyleyecektim. Bir şey neydi ismi? Bizimle hiç alakası yok. Yani bir anda biz de uyandık ve Şems Ayyaş gitmişti Discord'dan. Tahminimiz herhalde Ayyaş ve Discord bir isimden ötürü mü bir şey yaptı diye tahmin ediyoruz sadece. Çünkü gerçekten ortada şey yok ya. Bizim yaptığımız bir şey yok.
Dur ben sesimi biraz kısayım. Ekrana doğru. Şöyle birazcık kısayım. %10 kadar. Evet. Şimdi ben kulaklığa geçeceğim arkadaşlar zaten. Hoparlördeki bu yüksek ses azalacak zaten. İyi mi? Güzel mi sesim şu an? Dur abi takayım. Senden bana geri geliyor mu ses? Tamam tamam ben şimdi geçeceğim daha dur abi. Şu anda halledeceğim. Panik. Şimdi bir konuşun siz. Tamamdır. Sorun yok. Hoparlör. Her yerden Allah. Böyle değil. Ya yok ya, biraz şey. Ya abi işte atak rolü iyi para kazandırıyor, yalan olmasın şimdi. Cyberpunk bir sende çalışıyormuş. Yani abi şöyle söyleyeyim yani atak rolü iyi para kazandırıyor, ne yapalım yani. Kanal. Dan köşeyi döndük. Ben de yakışır karşıma. Kazandığım parayla bey pazarı solu alıyorum. Yalan olmasın. Bari mining de yap. Abi ben şimdi... Günde bir 12 saat yap. 3-5 dolar. Ya orada şey, şu an size ses gelmiyor mu? Geliyor şu an bana. Hayır. Şeyde yayında. Yayında şu an ses... Evet geliyor. Yok geliyor olması lazım. Bir konuşun. Geliyormuş. Ha değil mi? Geliyor. Ayarladım çünkü. Ayarladım abi. Birazcık kamerayı kendine doğru indirim ama senin kamerada öyle bir şey yok. Pardon. Özür dilerim. Ben senin kamerayı makul mobil bir kamera zannediyorum sık. Yok bu makul olan. Yok. Ha, bu makul Borderlands efektli olan. Ben şey düşündüm. 6 tane kitabı üst üste koyup hafif de yan tutuyorsun diye düşündüm düz görmek için. Evet. 3 kitabı üst üste koydum doğrudur. Ama escape üstü kamera bilgisayarı değil bu. Ondaki o Erdem abinin özellikle tırnaklarıyla çünkü oraya doğru yöneldiği zaman parmakları tırnakları çok muhatap gerçek. Olmak kötü. Orada kötüymüş. Çok ince bir ayar vardı. Tırnakların pis olsaydı çok katastrofik bir sonuç olabilecekken tırnaklarının tabii. Neredeyse yani manikürü daha iyi yapılmış gibi iyi olması abi. Ataklı Erdem abi. Kurtaran hamle oldu. Bıyıklarına bakan adam. Bıyıklarına yani, bakan adam. Yani günlük bıyık rutinim 3,5 saat. Peki. O zaman toplandık herhalde. Goygoy yeter ya. Evet. Alkım diye bir arkadaşımız bu arada lejyoner olmuş. Hoş geldin kendisine. Bu arada Bora çok komik bir şey yazmış. 3 gün önce keşfettim daha böyle bir oyun olduğunu bu kanal vesilesiyle. Hiçbir şey anlamıyorum ama hoşuma gidiyor. Yani böyle kervan yolda dizilir diyelim zaten. Bora ilk aşama bu. Hiçbir şey anlamıyorum ama hoşuma gidiyor ilk aşama. Evet geçen hafta ne olduğunu birisi kısaca anlatabilir mi? Şems sen anlat bu haftada. Olur abi. Şimdi geçen çünkü senin inspiration'a çok ihtiyacım var. Anlat sana inspiration vereyim bu yüzden. Lazım oluyor. Şimdi geçen hafta aslında bizim ilk başta kasabadaki bir yolculuğa çıkmadan önceki sürecimizle başladı. Yani bir toplantı hazırlığıyla başladı. Yani bir daha doğrusu sefer hazırlığıyla başladı diyelim yaptığımız plana dair. İşte burada özellikle camp'le bu tazıların başkanı olan adını şu an hatırlayamadığı Jasper arasında planlamalar yapıldı. İşte nereleri saldıracağız, kimler gidecek vesaire gibi. Bu sırada işte atıyorum bir büyücü arkadaşımız vardı Cassius. Bu büyücü acaba kalacak mı gidecek mi derken normalde gitmek düşünüyordu ama Sara onu ikna etti, onun kalacağı oldu. Ben Warlock'luk hakkında biraz şeyle muhabbet ettim. Ben niye herkesin adını unuttum bu oyunu? Exalon'la muhabbet ettim ondan sonra. Ha geliyor sorun yok. İsimler burada yani. Exalon'la başı azman darbelerdendir. Evet. Çünkü ben hala mental şeyimi toplayamadım ondan sonra. Ve sonrasında aslında Seçin'in önemli anlarından bir tanesi yeni iki karakter tanımamız oldu. Önceki oyunları izleyen arkadaşlar bilecektir ki biz doktorun malikanesine gittiğimiz zaman bir akşam yemeğine orada bir cadı avcısı da o yemekte vardı ve o cadı avcısıyla biz beraber yemek yemiştik. Yani daha doğrusu o sırada ben ayakta duruyordum, köleydim falan ama hani ne demek istediğimi anladınız. Fakat o cadı avcısının öldürüldüğünü öğrenmiştik biz önceki oyunda. Bu oyun yani ondan da önceki oyunda. Geçen haftaki oyunda da o cadı avcısının yine cadı avcısı tarikatına mensup olan kardeşi ve o kardeşinin de yakın bir dostu tarikattan habersiz bir biçimde tarikattan emir almadan yalnız ve yalnız
intikam için ve tam da bu sebeple normalde olacaklarından çok daha hoşgörülü bir ve sakin bir biçimde bize katılmaya karar verdi. Yani bize katıldılar, gelip bizim direkt bu atıyorum genel mangamıza diyelim katıldılar. Ve daha sonrasında da yapılan sohbetlerden sonra bu ana cadı avcısı kardeş, yani ana intikam isteyen arkadaş bizle beraber yolculuk yapmaya karar verdi. Daha sonra kısa bir yolculuk yaptık. Kısa bir yolculuktan sonra hobgoblinler ile normal goblinlerin, yani bizim kasabayı zaten kuşatma altına almayı planlayan goblinlerin bir, nasıl söyleyeyim, anlaşmalarının olduğu, bir işte görüşmelerinin olduğu bir sırada, yani o görüşmeyi bastık. O görüşmeyi bastıktan sonra onların hedefimiz onların hepsini kılıçtan geçirmek ve hobgoblinlere bu goblinlerin güçsüz olduğunu kanıtlamaktı ve gerçekten bunu başardık. Yani tabii kanıtladık mı güçsüz olduğunu hobgoblinlere bunu bilmiyoruz da, ama en azından oradaki ekibin tamamının üstünden geçtik. Fakat tam da bu sırada, bu uzun da bir dövüştü bu arada, çünkü işte 4 hobgoblin, işte atıyorum 4-5 goblin, bir tane neydi ismi, o büyük bir eli bir tane bugbear şeklinde, aslında biz de 4 kişiyiz, yani kalabalık bir dövüştü. Bu dövüş bittikten sonra, hemen bitmesinin ardından biz geri dönmeyi düşünürken bizim bu 9 bölümlük oyunumuzda başımıza tebelleş olan goblinlerin, nasıl diyelim, işte ana ele, yani ana başı değil ama Moldu'nun kendisi değil ama ondan sonraki neredeyse en yetkili arkadaş olan beyaz bir kurdu binerekten bizi zamanında da esir almış olan Molduk arkadaşımız bizi pusuya düşürdüğünü düşünüyor. Biz ama daha terimiz bile soğumamış. Yani bizim aslında bizim için bir pusuya düşmekten ziyade hani keep continue diyelim yani. Hani biz zaten savaşmaya Allah kaldığımız yerden. Allah büyük de diyebiliriz. Allah tabii. Büyük de diyebiliriz tabii. Biraz daha öyle demek daha iyi olacaktır sanırım. Fakat şunu söylemek lazım. Partimiz herhangi bir kısa veya uzun dinlenme yapmış durumda değil. Hemen önceki dövüşten kalma canlarıyla, hemen önceki dövüşten kalma büyü slotlarıyla, önceki dövüşten kalma kullandığı eşyalarıyla savaşa girecek. Bir sonraki savaşa girecek. O yüzden biraz hırpani durumdayız. Ama yine de bize vız gelir tırıs gider. O zaman abi sendeyiz mikrofon. Ve arkadaşlar sürgün günlüklerinin 9. bölümü Kader ve Keder huzurlarınızda başlıyor. Evet. Inspiration verdim. Zira kör olduğun için gün ışığında lazım olacak. Hop, haritaya aldım sizi. Evet. En son görmüş olduğunuz şey, bir araya toplanmıştınız. Gordon sizinle beraberdi, cadı avcısı Gordon. Eferus pek yaralanmamıştı, kenardaydı ama. Ben bu arada diğerlerinin durumu için kenarda olmama rağmen bir hobgoblinin savaşın başında tutturduğu bir ok beni fena olmayan bir biçimde de yaraladı, yani onu da söyleyeyim. Peki sıradan devam edelim. Kemp sen ne durumdasın? Hemen bakayım abi. Yara bere durumu olarak. Discord'da bekliyordum. Ya full'e yakındım diye hatırlıyorum. Yani şöyle değilim. Evet. Neredeyse full'üm. Güzel. Ama onun dışında şey yok. Action Surge yok. Second Wind yok. Tek health potion'ınızı galiba tekti o. Sarah aslında Gordon'a vermişti Eferus. Ama Gordon dövüş içerisinde Sarah'ya içirmişti. Sarah, senin can durumun ve büyü durumun nasıl? Ben de can olarak fena değilim ama sadece 2 tane büyü slotum kaldı. Peki. Ben kaçıyorum. O zaman. Koşmaktayım. Şimdi haritaya bakacak olursak arkadaşlar. Molduk kuzeydeki yükseltinin üzerinden kurtla beraber geliyor. Görünüre göre kurtlar dik yerlere tırmanmakla ve büyük zıplamalar yapmakla bir sorun yaşamıyorlar. Onun kurdu hatırlatayım, bembeyaz. Ve biraz küçük diğerlerine göre. Şu tepenin üzerinde ve aşağıdaki tepenin üzerinde de 3 tepeden sizi sarmak için gelmiş 3 kişi var aslında. Diğer 2 kurdun üzerinde de birer tane goblin var. Koymuyorum şimdilik ama onlara bir şey yapacağınız zaman gobline mi kurda mı yapacağınızı bana söylemeniz lazım. Sadece 3 tane goblin ve 3 tane kurt mevcut. Kuzey tarafındaki şu arkadaş Molduk olmakla beraber. Ve bu durumda arkadaşlar tam şu durduğunuz şekilde, ama ortaya toplanmak için biraz zamanınız vardı. Eferus, ortaya gelmek istiyor musun? Abi yok ya. Ben muhtemelen biraz desperate bir biçimde buradayımdır geçtiğimiz fight'taki mutsuz anılardan sonra. Tamam. Fight başlamadan önce, dövüş başlamadan önce Sarah
Seni Gordon iznin olursa şöyle arkasını alacak. Geçeceğim mi? Tabii ya. Geçeyim. Adam. Peki. Gordon'un durumu da Gordon yaralı ama birazcık toparladım. O da kendi yaptığı second wind ile beraber. Mermilerini sayıyor. Çok mermisi varmış gibi değil. Yaralarını siliyor. Ve arkadaşlar inisiyatif atın. Hadi kemik. Yazıklar olsun. Fecaat başladık. Direkt de 20 attım bu arada. Artı dex. Artı dex'ini ekliyorsun. Hatta sen artı bir daha ekliyorsun. Direkt inisiyatife bassaydın. Keşke hayatım. Dur ben bakayım. Basayım istiyorsan şu an. Yok yok, attın zarını, yüksekte geldi. Heba olmasın. Acemi öncülük. Artı 3'üm varmış. 20 yani. Ben yazıyorum senin için. Hemen ben. 4 mü Kemp gerçekten o? Evet. Toplam. Kemp, sana anlatayım Battlemaster olduğun için daha çok. Hı hı. Mount'larına çok iyi biniyor gibiler. Ayrı tur yazmadım onlara. Yani senin daha önce gördüğün at üstünde savaşan şövalyeler gibi. 6 atak var yani burada. Onu bilemem. Şimdi bir dakika. Bir de Gordon için atalım. Tamam. Ben şeyi kapatamıyorum. Bu çevremdeki can AC şeyini kapatamıyorum. Bunu nasıl kapatırım? Boşa tıklayıp bir daha tıkla. O bazen öyle bir bug yapıyor. Bir de hantal kullanılıyorsa eğer Roll 20, arkadaşlara da tavsiye. Google Chrome'un ayarlarından Hardware Acceleration diye bir şey var. Onu açarsan daha iyi kullanılıyor. Eğer böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa. Her videomuz rehber niteliğinde. Combat müziği deniyor abi, bir de bunu da unutma. Gelecek tabii canım. Gerekli ayarlamaları yapalım. Bu arada Ali Kemal de imparatorluk vatandaşı olmuş. Teşekkür. Evet. Erdem abi inletiyor muyuz? Erdem abi. Bir dakika Gordon, bir dakika. Erdem abi Gordon için de 20 atar mısın? Yapıştırıyorum. Ben burada beraber gelmişler. 19. Ağlayarak. Güzel, Gordon yukarıda. Müthiş. Peki. Hadi Gordon. Evet. O zaman şu combat müziğiyle beraber. Arkadaşlar, size doğru bakıp sizi öldürme niyetindeler. Gözlerinden okunuyor bu. Molduk sizi bir daha canlı alır mı? Zannetmiyorum. Biz Sera. Bir daha Molduk'u canlı bırakır mıyız? Ben de onu zannetmiyorum. Önceki bir beyitti sadece. Falan diyor. Sera, tur senin. Şimdi birazdan aslanı çakala nasıl boğdurturuz isimli DM rapimler. Şu an şeyi gridler çok belli belirsiz ya, hesaplayamıyorum. Molduk benim 60 feet'imin içinde mi? Evet. Her kare 5 feet, evet 60 feet'in evet. İçinde. Saymasak da olur, 60 feet içinde olduğu belli. Bu arada 55 feet'te yani, hani çok da şey değil ama 60 feet'in içinde. Göz kararıyla çok öyle gözüküyordu da. O zaman Molduk'a Dissonant Whispers atıyorum. Peki. Molduk'a değil mi? Kurduna değil. Molduk'a. Peki. Wisdom save geliyor. Spell save DC'in kaç Sera? 14'tür. Ha, 16'dır. Bir saniye ben kontrol edeyim. Bence 14'tür. 14. Spell kağıdında yukarıda yazıyor. 14 ise bu bir fail. 14. Hasar atabilirsin, buyur. Bekle, geliyorum, bekle. 3D6 atıyorum. Direkt hepsini aynı anda atacağım. At bakalım. Şaka mı ya? 4, 5, 6, 7 hasar. Peki. Hiç fena değil bacım. Helal olsun. Evet. Aynı zamanda korkuyor. Dehşete düşüyor ve bütün momentiyle senden kaçacak. Şuraya kadar götürdüm onu arkadaşlar.
Moldova karşı ne fısıldıyorsan artık bir şeyler fısıldıyorsun. Rüzgar o büyülü sözleri onun kulağına doğru taşıyor. Duyduğu zaman goblin gözleri kocaman açılıyor. Altındaki bineği gulp anlamasa bile, çünkü o ağzından sallar akarak sizi yemek için ileriye gelmeye çalışırken zorla onun kayışlarına asılan Molduk onunla beraber kaçıyor. Oha, bayağı uzakmış. Evet. Peki. Ve Molduk ciddi yaralanmış durumda bu arada. Hadi aslan. Hadi cadı avcısı. Sen ne yapacaksın ki adama? Tur Godfrey'in. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Şimdi kader anı sayıyorum. Bu mesafeden dezavantajlı. Tabanca. Şu aşağısı tutmaz mıydı? Efendim? Aşağısı biraz daha yakın gibiydi. Belki oraya gider. Mesafeden yememek için. Aa, yok, ona vuruyordum. Molda vurmaya çalışıyorum. Ha, eyvallah. Hadi aslan. Haydi aslanım. Arkadaşlar, Nature olarak attığım zarlar 19 ve 16. Aslan. Helal olsun be. Aslan. Alar atın aslanı be. Kolay mı ya? Gözleri büyümüş biçimde senden kaçarken sıra, Gordon dolduruyor tabancayı, kaçtığı yeri izliyor, gülüyor, çat diye koyuyor ve o eski Rönesans dönemi pistollerinin çıkardığı tık buf sesiyle beraber Moldun kafasının arkası patlayarak gulpun üzerine ölü biçimde düşüyor. Falan. Bir bok yapmadan herif kili aldı. Biz yapmadan yanlış anlaşılmış. Evet, ama kurdu kaçıyor gibi görünmüyor. Aksine daha da bir delirmiş gibi duruyor. Kurdu. Kombat bitiyor diyor değil mi? Turunun 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kurt deş atıp Molduk üzerinden düşüyor ama gözleri öfkeyle patlamış vaziyette, ağzından deli gibi saliler saçarak Gordon'a doğru koşuyor en yakında olduğu için. Bir de muhtemelen sahibini öldüren olduğu için. Yukarıdaki Goblin Work sürücüsü kendinden beklenmeyecek bir sadakat ürünüyle ya da nefret ürünüyle saldırıya geçiyor. Şimdi sen orada gösteremiyorsun ama üstünde bir sürücü var değil mi? Yani... Evet, bir sürücü var. O yüzden nereye hedef aldığınızı söyleyin ayrı ayrı. Tamamdır. Aslında sürücü resmi de koyabilirdim de unutmuşuz. Can sağ ol abi. Senin canın sağ ol. Size doğru koşmakta. Eferus, tur senin. Abi şimdi ben... Şimdi ben şu tarafa doğru biraz koşup... Şuraya doğru biraz koşup... Şurada bir... Şu ağaçların şuraya bir cunning action'a bir hide action deneyeceğim. At bakalım. Let's try it. Kaç attık? Göremiyorum chat'i. 10. 10 mu? Bakayım bir pp'lere. Bayağı da uzağım yani. Aa, ne yazık ki abi. Peki mesela bir şey söyleyeceğim. Şundan saklanamıyorumdur belki, bundan saklanabiliyorumdur. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yok, hepsi görüyor. Onun çok düşük. Anladım, peki, makul. Ve ardından... Ama işe yarayabilirdi. Evet. İşe yarardı yani. Bundan sonra bunu biraz deneyeceğiz. Bundan sonra bunu, evet, biraz deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şey deneyeceğim. Şu kardeşimiz deneyeceğim. Atmayı. Onu tutturmayı yani. Kurda saldırıyorsun, buyur. Evet, kurda saldırıyorum. Bir saniye. Evet, kurda saldırın. Şimdi ilki 16. Evet. İkincisi. Bu vurur. İkincisi crit fail. Crit fail, evet. Range bir saldırısı yok kurt olduğu için. İyi. Karşılık vermeyecek. Açıdan at bakalım sniksiz bir D6 Gordon'a. Yakaladım ben de, evet, düşündüm. Yapacak bir şey yok. Bu 23 değil tabii ki. Yuh, bir de 6 attım, yazıklar olsun ya. Eyvahlar olsun. Gordon'un attığın şey sol omzuna saplanıyor.
diye düşüyor. Arkasına dönüp bakıyor başka goblin mi var diye. Seni görüyor. Gözleri bir an o pardon, şeyden kalma, öğretilerden kalma, ırkçılıkla bize ihanet etti gibisinden büyüyor. Senin böyle hani güneş gözüme giriyor hareketlerini görünce dönüyor. Beyler ben gidiyorum. Ben oynamıyorum. Ya haydi action denedik. Tutmadı. Draw bir warlock. Ya bu nasıl dramdı? Bir cadavcısına bu nasıl ok dramdı? Attı yani. Haydi action denedik tutmadı. Dezavantajlı attık. İlki tutuyor öbürü crit geldi. Crit fail geldi. Crit fail gelen de üstüne max damage attım abi. Böyle bir şey olabilir mi yani ya? Aşacağız. Hepsini aşacağız. Tur geçti Eferus değil mi? Yok bir tane daha atıyorum. Kafasına vuracağım bu sefer. Geçti. Ben zaten oynamayayım. Kemp senin yanına kadar gelebiliyor. Geldi mi ya oradan? Geliyor. Bir okay. Adet... Vorglar çok hızlı. Bir adet ısıracak. Üstündeki de bir adet simitarla vuracak. Önce ısırık. Evet. Isırık tutturuyor Kemp. Hı hı. Hemen atıyorum hasarını. Oo, 8 hasar alıyorsun bundan. Üf. Ve setre save atıyorsun Kemp yere düşmemek için. Hı hı. Yere düşersen unutma avantajlı vuruyor. 10 yetiyor galiba. Bakalım bir. 12 miydi yoksa? Yetmiyor abi. 12 miydi? Düşüyorsun yere doğru ve bir sürücüsü. Bu şey daha gelmedi değil mi? Fighter'ın yeniden şey attırma o daha gelmedi. Yok Indomitable'a daha çok var. Avantajlı atıyorum. Kesin tutturdum. Bakalım crit geliyor mu? Hayır. İki hata mı var bunların? Bir kurt saldırdı bir yukarıdaki saldırdı. Ha üstündeki. Tek turda oynuyorlar evet. Evet. Geliyor simitar saldırısı. 4 hasar abi. Prone'sun unutma. Hayır. Hemen sana bir prone işareti koyalım. Hı-hı. Tur senin Kemp. Kurt kolundan ısırdı seni yere düşürdü. Birincisi de vurdu. Tam kolu yetişmedi kısa kolu ama çizdi senin yanağın. Kalktın. Yarım momentini vermiştin kalkarken unutma. Şuraya geliyorum. Tamam. 1, 2, 3 buraya geliyorum. Avantaj vermez sana. Niye? Tam çaprazına geçmen lazım ya bu sistemde. Bir kare daha gitmen lazım flank için. 90 derece tamam. Yok bunda şey yaptık ya. Tam 180 okay. Daha. Karışıyor bende diğer oyunla. Sıkıntı. O zaman kurdan bineceğim. Biniciye vuruyorum. Tamam. Hatamı yapıyorum. 18. Tabii vurur. Ki vurur. 10 müthiş. Binici öldü. Hemen şu binicisiz olduğu için şuna bir kırmızı koyalım. Bu da binicisiz. Biniciye doğru sallıyorsun. Gırtlağına sokup çekiyorsun. Önce kurdun üzerine düşüyor, sonra kayarak kurdun üzerinden aşağı düşüyor. Hı. Bonus aksiyonumla da son Commander Strike'ı kullanıp diyorum ki Alarat'ın aslanı seni orada yiyecekler. Sen şu önündekine bir vur bakayım önce diyorum. O da mermisini doldurmayı bırakıp uğraşamıyor artık onunla yakın mesafeden zaten. Kılıcının kendini emanetle. Alıp hadi aslan. Aynen kafasına doğru indiriyor bakalım. Bu bir hit. Hadi bakalım. Çok iyi bir hasar değil ama gene de fena değil. Olsun. Bu arada kurt diğerlerinden küçük görünmesine rağmen diğerleri kadar dayanıklı gibi. Ama ön bacağının, sağ ön bacağının orada ciddi bir yarık açmayı başardı. Okey. Turun bitti abi. Peki. Selam. Tam bir tur döndük. Tur sende. Ben kurt... Bizim önümüzdeki kurda rapier'la saldırmak için rapier'ımı çekiyorum. Tamam, buyur. Elim boştu zaten, büyü yapmıştım geçen tur. Rapier'ı aldın eline, saldır bakalım.
Karakter kağıdına Rapier diye yazdım ben. Arıyorsan. İşte keşke artılarına bakmak yerine oradan asaydım. 14, 17, 19 olması lazım. Artı 4'ün 10. varmış tutturmakta. 18. 18. Vurdun. Hasar at bakalım. 1d8 artı 2. Artı 2 aynen. Karakter kağıdına var bakarsın. Özellikle şeyi bekledim. Seracım, şuraya yürürsen örneğin bir sonrakinde avantaj alırsın. Aramıza alırsan. Tamam. Rapier'de onu şey yapma, yanında biri oldu mu hep. Hasar alayım. 1d8 artı 2. D20 attı. Ha bir daha şimdi o Rapier'de sınırını bir daha tıkla. Olması lazım ama. Chat'teki ha. Hayır, chat'teki Rapier yazısının üzerine bir daha tıkla. Ha. Önce Rapier'i chat'e atıyorsun. Sonra o tutturma zarı için. Bu da hasar zarı için. Evet, 5. 5. Çözdün mü? Evet, evet. Tamam. Evet. Şimdi yürüyorum. Güzel bir hareket. Söylemeyeyim dedim. Arkasına mı geçeceksin? Şöyle gelirsem Erdem abiye şey vermiş olurum değil mi? Yani evet. Arkasına geçersen Erdem ya, Kemp'in kendi turunda avantaj vermiş olur. Tamam. Tamamdır. Yuvarlanarak arkasına doğru geçiyorsun Sera. Geçerken de bacağını küçük kılıcınla bir çizik atıyorsun. Bu kılıç insanlarla dövüşmek için yapıldı. Hayvanların delileri karşısında o kadar da efektif değil ama bu anlattığım şey tamamen kozmetik. yani vurunca yarıyor. Evet, Tur Gordon'un. Gordon iki tane düşmanla karşı karşıya olduğunu fark ediyor. Ve şöyle yapacak. Saldırısını yapıyor. Yapacak bir şey yokmuş pek de. Ve ne yazık ki kaçırıyor. Olsun baba. İki atağında mı kaçırıyor? No. Crit fail mi attı? Yok. Yok, bu tur kimseye saldıramıyor kendileri. Tek saldırısı eyvah var. Eyvah. İki saldırısı yok zaten. Niye? Bonus aksiyonuyla yapmıyor mu? Tek tek kılıç var onun elinde. Pardon, doğru. Çok kocaman bir kılıç var. Pardon, doğru. Tur diğer kurda geçmiş vaziyette. Saldırısını yapıyor Gordon'a doğru. Şans eseri o da kaçırıyor. O sağa doğru salladığı zaman kılıcını sağdan, kurt kenara çekilmiştir. Kurt sıpladığında da o eğiliyor. Kurt sırtından öbür tarafa düşüyor. Hatta kozmetik olarak da şöyle alayım. Yürüyecek çünkü zaten. Sırtından yuvarlanıp öbür tarafa düşüyor. Şimdilik zarar görmedi ama zaten pek taktiksi vardı. Sarmalarına da gerek yoktu aslında. Ama yine de geliyor. Bu bir hit. Aa, 8 hasar aldı. Üf. Bir tane daha böyle darbeyi kaldırabilirmiş gibi durmuyor Gordon. Eferus, tur senin. Onun sürücüsü var maalesef ya. O da atak yaptı mı? Sürücüsü var, doğru. Ama geçti ya şimdi yani. Yok ama şansı kaçırdı zaten. Yok yok, bunları hatırlatmaz iyi niyet göstergesi olarak iyidir. bu arada ben de bir iyi niyet göstergesi söyleyeyim o zaman. Commander Strike'ın damage'ine eklemedi Kemp. Oo, doğru. Doğru. Gene. Onu niye unutuyorum ben öyle ya? Söyleme. Mallık. Evet. Eferus, dur senin. Şimdi yukarı pozisyona geçersem dezavantajımı nötrler misin? Şöyle şuralara geçsem. Hipotetik olarak koydum şu an. Olur. Hatta şöyle söyleyeyim, kendini şuraya yaslarsan gölgede kalıyorsun diyebilirim. Geçen sefer izin vermediğimi hatırlıyorum. Evet. Ama çok 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 kıvrandın. Artık güneş öyle bir açıya geldi ki orası hafif gölgede kaldı diyebilirim. Dövüşe dövüşe akşam oldu. Okey. Tamam. Ben o zaman düşünüyorum bir saniye. İşte bu çok iyi durumda değil. Şunu indirsem
Bayağı bir ağırlar aslında. Diğerinin sürücüsü de kendisi de gayet iyi durumda. Benim dezavantajım yoksa ama sneak vuracağım. O zaman şeye vuruyorum. Kurda vuruyorum. Hangisine? Tek kurda olanı. Şu. Tamam, vur bakalım. Ama öbüründe de şey var ya. Öbüründe de neydi ismi? Sürücü var. Evet. Sürücü artık kurt bırakıyorum ama ne olursa olsun zaten. Herhangi birini indirsem bile o zaten şey olacak. Bari arkaladığını indireyim. Bunu indirme ihtimalim en yüksek olan. Şu anda bu gibi duruyor. At bakalım. Buna vuruyorum. Atıyorum. İlk defa bu uzun süren kombatta, iki kombat serisinde dezavantajsız bir saldırı. Buyur. Şimdi. Becerebildin mi? Bir şey deneyelim. Düz hasar attık sadece. Tutturma atmadım. Şeyler belli değil de. Yani arkadaşlar görsün diye şey yapmaya çalışıyorum da. 11 tutar ne mı? Tutmazsa tutmayacak. Inspiration kullanacağım. Kullan. Tamam. Atıyorum. At bakalım. Oh. Heyecanlı hazar bekliyoruz. 19 güzel. Tabii ki. 19 hasar. Tamam. Hasar. Şimdi bu offend gösteriyor. O yüzden 4 eklenmeyecek buna. Ben ekleyeceğim. Şimdi 2 artı 6 bir de 2d6 sinik yuvarlıyor. Artı 4 pardon. 6 damage oldu. 2d6 sinik tamam. Yuvarlıyorum bir de. Buyurun. 5 11. 11 tam yeten sayı. Tam tamına. Helal. Vuruyorsun, vurmanla beraber sağa titreyip sola titreyip bir pençe atmak için kalkıp gücünü bulamayıp olduğu yere çöküyor. Tamamdır. Bitti mi turun efendim? İyi çok. Şuralarda gölge mi? Hayır. Ağaçlar falan var ya. Sadece o 4 sıra. Şurası. Yani şey, 4 karelik sıra evet. Anladım. Okey. Bir şey düşünüyorum da. Tamam. Bir de bonus action'la şuraya hide deneyeceğim. Şuraya. Dene bak. Dene bakalım. Oradaki kayaların arasına. 18. Bu seni gizler. Okay. Evet. Binicisi olmayan kurtta tur. En son Sera vurmuştu. Dönüp Sera'ya ısıracağım. Sera seni ısırdım. Dokuz hasar alıyorsun Sera. Bacak bölgeni doğru atlıyor, çekmeye çalışıyorsun ama bacağını tutup biraz da sallıyor bacağını. Sonunda kurtarıyorsun bacağını ama bir miktar kan aktı. Kemp tur senin. Evet. STR safe. Ben böyle çok şey yapıyorum ama. Şey yok, yok bu sefer öyle değil. Koşup gelmesi lazım. Ha pardon. Tur benim avantajlı. Allah kuzenimden ya razı olsun. Ne oluyor ya? Bir saniye. İlk geldi abi. 13 vurmaz. Vurmaz. Avantajım var ama. Ha avantaj pardon. Abi senin sesin mi azaldı? Bir şey oldu. Ekranda bir şeyler açıldı. İlki kaçıyor. İkinci hatamı yapıyorum. Bonus aksiyonla. Evet. Onun da avantajı var. Bu bir hit. Bu bir hit. Tamam. İlkini sallıyorsun. Kuyruğunun arasında boşa gidiyor ama ikincisini kalça bölgesinden tetanoz aşısı yapan bir hemşire edasıyla sokuyorsun. 6 hasar. 6 hasar daha savaşabilir durumda gibi Kemp. Evet. Bitti mi turun? Turun bitti. Selam, tur senin. Tamam. Ben de ona vuracağım. Tamam. Rapier'la yap bakalım. Karakter kenarına Rapier'a tıklarsan. Öyle yapacağım öyle bu sefer anladım. İki kere tıkla. Yükseğini alalım. Tamam. Vurur bir tane daha at belki crit atarsın. Yok. Tutturdun. Şimdi attığının chat'e attığını tıklarsan hasar gelir. Çok güzel. 8 hasar. Çok iyi. Bu da onu öldürmedi.
Ama artık çok yaralı, evet. Yüzü sana dönüktü, ağzından içeriye soktun. Beyninden çıkmadı ama yanağını delip dışarıya doğru çıktı. Böyle kılıcı yemeye çalışıyor, kendini acıyla geri çekti. Sen de elini geri çektin. Kötü bir görüntü. Gordon. Eferus sana bakıyor. Önündeki kurda bakıyor. Sana bakıyor. Önündeki kurda bakıyor. Bunu bu dövüş esnasında birkaç defa yapıyor. Böyle göğüsten bir çığlık atarak kaldırıp kılıcını kurda vuruyor. Bana şey diye mi bakıyor? Beni sen öldürdün. Puşt. Tam ölmemiş gibi değil ama crit attım. Helal be. Aksine sana güvenip savaşıyor gibi. İyi bari. Güzel. Sağ ol kral. Çok muhteşem bir hasar değil. 12 hasar vurabildi kritle. Güzel, yine çok de daha yüksek vurabildi. Ama yine de ayakta savaşıyor. Fakat şey öldü. Kurdun üzerindeki binici öldü. Nice. Tek kurdu tanrılsa ben zaten bayağı bir indiririm bir sonraki şeyde. Çünkü height'ten atacağım. Evet, şeyi indirdi. Yukarıdaki biniciyi kılıcıyla vurdu. Kılıcın etkisiyle küçük goblinin bedeni zaten uçtu gitti. Şuralarda falan bir yerde. Ve böylelikle turu bitiyor. Tur kurdun. Kaçırdım. Çok iyi. Binicisi vurmayacak. Vurmayacak. Avantajı da yok. Tamam. Tamam. Kurt atlıyor sağa sola doğru. Kenara doğru çekilip kılıcın kabzasıyla suratına bir tane vuruyor. Eferus tur senin. Şimdi ben şurada height'tayken kayaların arasında avantajı atarsın. Okey, tamam. Peki assassinate kullandıracak mısın? Çünkü height'tayım şu anda. Benim burada olduğumu bilmiyor. Sadece ambush durumda. Peki, tamam. Bakalım, tutturmayı deneyelim. 18 ama belki crit atarım. Belki crit atarsın, yolla. Atamadım. Şimdi damage atacağım. Ama kendim ekleyeceğim artı 4'ünü. Niye fendle atıyorsun oğlum? Eklemeyi unuttum ondan sonra. O yüzden 1, 4 daha 5. Sneak attack artı 2. 10. 10 hasar yetmiyor. Bütün zarlarım çok kötü geliyor ya. Evet. Çok kötü durumda. Çok kötü durumda. Bu arada bu yaratıklarda kaçma güdüsü varmış gibi değil. Goblinler olsa büyük ihtimalle tüymüşlerdi ama bunlar böyle delirmiş gibi savaşmaya devam ediyorlar. Ben ardından bonus action'da bu sefer şuradayken şuraya girmeye çalışacağım. Yani şu aralık var ya. Şuraya bakalım, sırtımlayıp koş. Saklanmayı deneyeceğim. Şöyle. Yine bakalım. Deneyelim. Biraz daha zor tabii ama olabilir. Crit fail. Yani oo, çok iyi. Ne oldu şu anda? İçerken şöyle miydi? Abi taşı tutuyorsun. Taşın arkasına saklanmak için taşa dokununca taş böyle yere düşüyor. Pat diye öne doğru. Ben yani şöyleyim. Yani bu benim yemin ettiğim varlık benim zaten kısa sürede ölmemi istiyor. Hani buna dair doğru. Bir şeyler gönderiyor diye düşünüyorum. Samimi bunu düşünüyorum şu anda. Hanginiz daha yaralı görünüyorsunuz? Onu bilmem ben. Lazım ki kan kokusuna saldıracağım. Ben. İkisinden. Sen kesin sen misin? Evet, çünkü sarının full'e yakın. Ha, hayır, o zaman şey çalışmıyor. Pardon. Ben kullanmıyor. Tamam. Kaç canın var Sera? 10. Senin kaç canın var Kemp? Benim 15. Sera sana. Vurdum Sera. Eyvah. On bir hasar. Zıplıyor, bir pençeyi suratına doğru vuruyor. Aldığın darbeyle yere düşüyorsun. Unconscious durumdasın. Turum bitti. Kemp sende tur. Yani bunu da gördükten sonra önce düz bir hatamı yapıyorum. Crit. Tabii. Bari birilerimiz izahatıyor. Anlat. Sen kim köpek? Öyle mi? Anlat. Yani gördüğü anda aslında gözüm kuzenden başkasını görmeden içgüdüsel bir hareketle arkadan böyle ensesine sokuyorum. Direkt kuzenin yanına gitmiyorum. Kuzen diyorum, sen bekle.
Tanrılar yanımız. Pardon, çapraz yürüme yok. Pardon. Evet, bir de şu an 15-20 yetişiyorsun ama. Evet. Yetişiyor muyum? Ama nereye geliyorum? Avantajlı şuraya. Yere gelebiliyor muyum? Yok, şuraya gidip şuraya gidelim. Tamam. Şuraya değil mi? Buraya şimdi? Gelip. Ha, şuraya. Aynen. Buraya gelip ikinci hatamı yapıyorum. 15 aslında vuruyor muydu bunlara? Ne vurur? Güzel. 7. Bunu da anlat. Allah! Arda arda çok iyi denk geldi. Ya bu bir nevi rage gibi bir şey oluyor. Ensesine sokup savaşı bitirmeden kuzene yardımcı olamam şeyle gözüm görmeden şeye koşup cadı avcısı dikkatini dağıtırken bacağımdan koparıyorum. Peki turu bitirmiyoruz arkadaşlar çünkü evet. Sera death save atıyorsun. Nani. Aman kuzen, bir yok. %20 atıyorsun. Fail bozmaz. Bir yok, fail bozmaz. Atıyorum. At bakalım. Yapıştır. Helal. Tamam. Müthiş. Tamam. 5, 10, 15, 20. Yetişemez tek turda. 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25. Ha, deş attım buraya. Deş atarsak. Ama bir şey yapamıyor şu anda sanırım değil mi? Yapamıyor. Koşuyor, yanına doğru geliyor Sera. Üzerine doğru oturuyor. Elini bir elini kutsal kitabını atıyor. Bir elini hacını tutuyor. Ve başında dua etmeye başlıyor. Sen şu anda bunu pek duyamayacak olsan bile. Bu tür bir şey yapamıyor. Şimdi bende değil mi? Evet Eferus sende. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya deşe... Bonus action'da dash atsam bile yetişemiyorum ben. Yani şeyde bile 60 feet'te bile bir şey çıkmıyor. Ben Sara'ya doğru oku falan diye öyle. çünkü benim o düşer yani bana. Ben okun ucuna sargı bezi bağlayayım. ben muhtemelen ben de koşarım ya. Böyle bir anda özellikle uzaktan bakıp düştüğünü gördüğüm zaman sonuçta fight aktif devam eden bir şey. O yüzden benim karakter başka bir şey yapması makul değil. O yüzden dash atıp biraz yaklaşık bir mesafe yani işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, işte 9, 10, 11, 12. Şuraya kadar koşuyorum. Git bakalım tamam. Camp tur senin. 2, 3, 4, 5, 6. Buraya geliyorum. Tamam. Ve Medicine'de proficient olduğum için kuzenciğimin de buna izin vereceğini düşünerek... At bakalım. Kendisini stabillemeye çalışıyorum. Allah'tan ben değilsin abi. Yoksa kalbine elini sokaraktan crit fail'la onu öldürmeye yaklaşabilirdin. Allah Allah korusun. Alarat korusun. Oh. Evet. Dua seslerinin arasında bekçi onu yanına almasın. Bekçi bu kızı bizim yanımızda bıraksın diye dua ederken sen de gelip yüzüstü çevirip Sera'yı boynundan akan kanı kuzen, hızlıca kuzen, aman diyeyim, aman diyeyim kuzen. Sarıyorsun aman ve kanama kendine. Duruyor arkadaşlar. Müziğin durmasıyla beraber tebrikler. Evet. Şimdi sizi şöyle alalım. Sera baygın ama yaşayacak. Stabil durumda. Ya, salak da öleceğim diye çok korktum ya. Yok, ölme şansı yokmuş. Bir aslan bile şey kurtarıyormuş ama biz çok gerilirdik yani. Haybeden gerilirdik. Bir atsa ben şeyden hani bayağı benim orada medicine atmam çok yaşadığımız için masada bunu hesaplamıştık. Hani orada kişinin death save'ini bırakmadan medicine proficient birisinin atması daha mantıklı. Daha ama bu sefer kendi elinle öldürmüş olabiliyorsun yani. Elimde beylersen kendini öldürdün yani. Tövbeler ama, olur. Ama matematiksel olarak ama kesinlikle daha mantıklı. Ama kuz işim benim yani. Ya. Çünkü olur mu öyle şey? Hiçbir şey olmasa bonus alıyorsun zaten ya o yüzden. Tabii tabii çok daha mantıklı. Ve Sera'nın stabil olduğunu gördüğü zaman Gordon da arkaya doğru oturuyor. Ben oraya doğru yürüyorum. Ben biraz uzaktım zaten. Gordon'a doğru arkadan gelip kusura bakma yani sonrasında fena iş yapmadım ama ilk başta senin işini bayağı zorlaştırdım. Refleks olarak ilk başta sert bakıyor sonra şey yapıyor. Sorun değil. Çek bari. Ben bir yandan konuşmaya tutuyorum adamı. Ya güneş altında biraz zor oluyor. O yüzden böyle yani savaş kendi falan diye böyle tam beklemeden haber vermeden daha iyi oluyor.
istersen bu sularından ver, dökeyim biraz temizlensin. İyi olur, iyi olur. Deyip sana bir ampul kutsal su uzatıyor. Ardından ben de suyunu döküyorum üstüne. Öyle elimi sürerken öyle yakın bir an alıyorum. Plot twist olarak. Ulan iyi gibi bayıldık be. Ondan sonra aradan biraz yarasına gerçekten şey edip ben sonra hiç hasar almamış da durumda olduğumdan ötürü bari dedim hani bir iş yapalım. Bir de belki hani Gordon'un bulmasını istemeyeceğimiz ama bizim üçümüz arasında konuşacağımız bir şey buluruz hesabıyla. Eyvallah, çok mantıklıymış. İlk başta Moldu'nun üstüne gideceğim. Sonra bir de diğer goblinleri kontrol edeceğim. Üstlerinde bir şey var mı diye. İlk Moldu'ya gidiyorum ama. Tamamdır. Moldu'nun üzerinde gidip gördüğünüz zaman bir hayvan derisine yazılı goblince mektup var. Daha doğrusu bir parşömen parçası yani. Hı-hı. Tek bir yaprak ama hayvan derisine yazılmış. Diğerlerinin üzerinde herhangi bir şeyler yok. Moldu'nun üzerinde de başka benim kıymet biçebileceğim bir şey yok anladığım kadarıyla, öyle mi? Yani hayır, Moldu'nun simitarı diğerlerininkine göre biraz daha kaliteli duruyor, o kadar. Ama normal bir simitar yani. Okey, tamam, ben yanına gidince böyle cesede bakıp siktiğim goblin'e biraz bir tükürüyorum falan cesedine. Ondan sonra şeyini alıp ondan sonra o hayvan şeyini alıp bezini alıp oklarımı bayağı bir ok kullandım. Yaklaşık 10-15 tane ok attım bütün bu fightlar boyunca. Oklarımı 20'ye tamamlayana kadar bütün goblinlerden ok alıyorum sadaklarındaki. Çünkü hepsinde vardır yani benim kullanabileceğim kadarı. Oklarımı geri 20'ye tamamlayana kadar ok alıyorum ve o kadar. Onun dışında geliyorum. Tamamdır. Ben de şöyle Moldu'yu göstermiş olayım. Yanına çarpı koydum arkadaşlar. İzleyiciler için söylüyorum. Bu öldü demek. Abi çarpı derken yani ona oraya şey yazar mısın? Aklı alındı. defteri düzüldü. Peki ben de söylüyorum ama eğer Moldu kazansaydı tadımız kaçardı artık bu oyunda. Defteri düzüldü. Evet, evet. Hesabı kesildi. Bu arada shortbow kullanıyorsun değil mi sen Neferus? Şu an shortbow kullanıyorum, evet. Yoksa şeyler alamazsın diye, oklar alamazsın evet, diye. Evet, burası halen tehlikeli gibi. Evet evet ya, ya bir pusuyu da asla kaldıramayız bence, hızlıca uzayalım. Bence de. Bir kuzen kendine gelsin. Kuzen. Ben taşırım. Bence de evet, ikinizden biri taşısın ve hızlıca uzayalım. Hadi bakalım. Diyor, ben müstehsi bir gülümsemeyle yaşadığını bilerek. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim silahlarımızdan yani Exalon'un silahlarından herhangi bir tanesi yoktu değil mi üstünde? Yok yok, hayır hayır. Okay. Moldu'ya kadar inmemiş. Kemp izin ister gibi sana bakıyor dedim. Yani sizin gibi bir gentleman tarafından taşımakla memnuniyet duyacaktır kendisi diye. Yaşadığında mutluluğuyla. Eğilip sarayı kucağına alıyor. Tutar vaziyette. Zorlanıyormuş gibi değil ama yaralarından dolayı birazcık kendisi yavaş yürüyerek ilerlemeye başlıyorsunuz. Ken bir şey diyeceğim. Sen de beni taşısana. Gel kardeşim, ne demek ya, böyle atla sırtıma. Hop. Yok yok, sağ ol. Biraz gülmek iyi gelir diye söyledim. Yani kesin, bana iyi geleceği kesin son yaşananlardan sonra. Yolculuk yapmaya çalışmayacağız değil mi? Yani şu kamp güvenli bir yer bulup dinleneceğiz. Bence kesinlikle. Birkaç saat taşıyabilir miyiz şu bir önceki kamp yerine? Ben de devralabilirim. Ben de deneyebilirim ama siz açık ara birkaç dakikaya kendine gelir anladığım kadarıyla. Bir 5-10 dakika içinde yürüyebilecek en azından şeye gelebilir diye tahmin ediyorum. Evet. Gözleri kıpırdanmaya başladı diyorum. Ve yolda yürürken Sera gerçekten bir 5 dakika kadar sonra hafif hafif kendine geliyorsun. Kendine ben. Kollarındasın Gordon'un. Seni taşıyor. Gordon'u göstereyim. Ne kadar da güçlü bir bey. Hemen açtın kameranı, bakıyorum. Şöyle bak, ağzı kulaklarında bizim Sera Abazan çıktı, bu ne? Şey değil mi? Ben kıskanıp şey yapıyormuşum. Gordon'u öldürüyormuş. Bu bizim güçlü bir teorimiz bu arada, yalan olmasın. Böyle gözümü aralayıp şey diyorum. Kesin öldüm ben. Yoksa böyle bir melek. İyice artık. Seduction atar mısın yani, persuasion? Atayım ya, senin kıcam. Ama eğer kötü gelirse ben şöyle hayal edeceğim. Ağzından kan çıkıyor o sırada değil mi? Cennetteyim galiba.
14 fena değil. Bakıyor daha değil bana bayağı sığırı. Buran abisiyle öküzdü. Adam bayağı holding your pants çekti saraya. Yürüyerek ilerliyorsunuz. Eski kamp yerinizi mi bulmaya çalışıyordunuz? Ben kaçırdım. Evet, bir 2 saatlik mesafede olması lazım. Ya bir de bulamazsak denizden gidelim yani. Uzaklaşalım 2 saat. Lanet olsun. Kim atacak survival? Abi ben atlayayım. At bakalım. Sonucu söyle bana. Crit fail. Crit fail. Çok kötü bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım. Çok kötü ve hiç fikri olmadığını fark edip desteklemeye çalışabilir miyim? Yani abi böyle değildir herhalde. Tam tersi. Crit fail çok iyi yaptığını düşünerek sizi götürür. Şimdi arkadaşlar bir zar atacağım. Bölgede eğer bir goblin patrolu var mı diye şansları atıyorum. Varsa Kem sizi ortasına götürüyor. Peki ki bildiğim yere niye survival'da gidiyorum? Oradan geldik zaten. İşte combat yaşadık. Pardon. Şey, sıyırmak için. 6. Hadi bakalım. Atıyorum. Geliyor. Allah korudu diyelim. Aman yarabbim. Yani birazcık düşük tutmuştum. Yalan yok. Çünkü bu noktada artık acımasızlık olurdu. Bir fight daha ve pek de goblin kalmadı etrafta artık. Yani kran girdi goblin'e çünkü. Bak, goblinlerin nüfusunda ciddi bir azalma var bölgede. Şans eseri kamp yolu asla bulamayarak sizi böyle biraz da buraya gidelim. Azıcık da buraya yürüyelim diye. Ben böyle devamlı arkadaş ki. Ya kamp emin misin? Yani hiç. Ya biliyorum yolu. Çok iyi biliyorum ya. Bak buradan geçtik. İkinci defadır geçiyoruz. Doğru yoldayız işte yani. Abi yol. Biz 2 saat yürüdük. 3,5 saattir geri yürüyoruz. Biz koşarak mı geldik bu mesafeyi? Yok, bakma haritaya, ben biliyorum yolu. Kemp, bir daha bir survival sen at abi. Atıyorum. 8. bu aynı sebebiyeti vermez. Hava kararırken buluyorsunuz kamp yerinizi. Yani 2 saatlik yolu yaklaşık 6 saatte gelerek. Kampa kasabaya dönsek dönüyorduk yani. Ben artık şey modundayım abi, beyaz şehire geldik herhalde yani bu. Sonra artık sen yürüyorsun diye düşünüyorum. Ay ben çok kötüyüm hala. Evet, kamp yerine geliyorsunuz. Gerçekten avucunun içiyle koymuş gibi buldun Bay Kemp. Müthiş, ben de sezdim. Evet. Yani son zamanlarda bayağı keyifsizdim ama bu yolculuk sayende keyfimi yerine getirdi diyelim, senin o engin yol bilgin. Oturuyorsunuz, ateş yakacak kadar güvenli mi? Daha önce güvenliydi burası, en azından öyle miydi? Yapmamıştık ateş geçen sefer. Bence riske atmayalım bu kadar yorgunken. Benim için fark etmez. Buyurun. Kendim için demedim zaten. Şimdi bayağı sarı gitti geldi. Bir de üşümesin diye üzerine, ama hava çok da soğuk değil. Sera, bir Constitution save atar mısın şimdi aklıma gelmişken? D20 atıyorum değil mi? Evet. Ve Constitution üstüne tıklarsan direkt. Yazısını tıklarsan veya hemen sağında da var. Sevgiler. İnşallah. Boğanı bekliyormuş. Peki hiçbir yara izi yok. Eğer başaramasaydın suratının şurasında pençe izi olacaktı. Bir bard için kötü. Kalıcı bir risk almayacak. Ben biraz da böyle yılların piçliğiyle hava biraz soğuğa benziyor bu arada. Yani en azından dip dibe yatmamız gerekebilir. Yani şimdi işimiz o kadar da değil, ben gerekirse hangimize kaldırdığını anlasam ona göre bir yorum yapacağım ama bulamıyorum yani. Bana da olabilir. Ben de üstümü veririm ya. Şey değil yani. Ben de veririm. Ben böyle şey durumundayım. İkiniz de odunsunuz yemin ediyorum falan diye. Peki nöbeti nasıl yapacağız? Gece bizim gözümüz pek görmüyor ama ben tutarım. Eferus tek başına birkaç gece daha nöbet tutamaz yani. Direkt ben bu arada şu an hala kötü durumdayım değil mi? Bir canım var. O zaman
Eferus dinlenmeye başlasın bence. Sonrasında Sera devralsın. Şöyle... Peki. Okey tamam. Yani benim için fark etmez diyecektim ama böyle yapıyorsak. 4 saat Eferus, 4 saat Sera nöbet tutacaklar. Sera. Şey, anlatmaya devam edeceksen anlat, sadece şey yapacağım, hani bir şarkı mırıldanıp hepimize iyi gelebileceğini düşündüğüm bir... Güzelmiş, at bakalım performans. Short Song of Rest için yapıyorum bunu bu arada. Ama şu Long Rest yapacaksınız, ihtiyacın yok Song of Rest'e. Long Rest mi? Tamam. 4-4 saat yapacaksınız. Ama gene de böyle bir şey yapabilirsin, yani yine de insanların buna ihtiyacı var. Keyifler yerine gelebilir. Evet. Tamam, yapalım. Performans atıyorum değil mi? Evet. Unutma, iyi çalgıların yok ne yazık ki yanında. Helal. Ağlam. Çıplak sesiyle döktürüyor. Peki. Yaralı olmana rağmen gerçekten çok güzel bir ses çıkıyor. Ve bu... Hemen geliyorum. Beynine su serpiyor. O kadar üzülüyor ki, içleniyor ki Kemp. Hemen geliyorum kisvesi altında ormana gidip ağaçlara sarılıp ağlamaya başlıyor. Peki, başarılı biçimde long rest yapıyorsunuz arkadaşlar. Canlarınızı fulleyebilirsiniz ve büyü sloklarınızın tamamını geri alabilirsiniz. Sonra Erdem abi bekliyoruz. Ben nöbet başladığında nasıl olsa hani uyunacak ya. İlk 4 saatinden sonra, ilk 4 saati ben tutacağım ya. Bayan Sera kalkacak doğal olarak ardından anladığım kadarıyla. O sırada Bayan Sera şey diyorum. Bayan Sera, ben devam edebilirim. Muhtemelen ben daha efektif tutarım. O sırada kabul ettim çünkü eğer bir gece daha nöbet tutsaydım, tuttuğumu direkt söyleseydim benden şüphelenebilirdi cadı abisi beyefendi ama. Uykum yok. Ben tutabilirim. Yani istersen tek başına da tutabilirsin ama ben de yanında durup sohbet etmek için eşlik edebilirim istersen. Olabilir tabii. Ben özellikle geçtiğimiz savaştan sonra bayağı bir hırpalandınız. Hem de dinlenmek size iyi gelir diye düşündüğümden söyledim ama dediğim gibi benim için sorun değil. Sadece siz bilirsiniz yani. İyi, seninle oturayım biraz, sonra yine dinlenirim o zaman. Sağ olun. Ben bayağı yol yapmaya çalıştım aslında sizin için, yanlış anlaşıldıysa ama çok anlayan kişiler değiller. Kuzeniniz de beyefendinin kendisi de. Kusura bakmayın, çok başarılı olamadım ama. Kemp, wisdom save atar mısın konuşma devam ederken? Mikrofonu fail. Kapalı bir tane. Fail. Ne kadar fail? Kaç abi? 7. 7. Huzursuz rüyalar görüyorsun uyurken. Biraz önce şiddet bayağı bir yaşadınız sonuçta. Ölüm korkusu kişilerine gitti geldi falan. Evet. Başarılı bir görevden gelmiş olsanız da Sera, sen görüyorsun ki huzursuz bir uyku yaşıyor Kemp. Yani arada bir bıyığı titriyor, kafasını sağa sola sallıyor. Öyle bir bağırma çağırma durumu yok ama huzursuz. Bu arada tabii acaba başarısız olmamın sebebi yarasını temizledikten sonra bana karşı bir şeyler hissetmiş olduğuna dair de zor ihtimali olan bir teorim de yok değil ama umarım öyle değildir. İstediğin senin olsun Eferus'cum ya. Biraz imkansız aşk olur bizimki yani, o yüzden umarım öyle değildir. Yani açıkçası benim yakınlık kurmak istememin sebebi birazcık da bu, bütün bu olanlardan sonra seni de koruma isteğim. Evet evet, yok çok iyi. Yok zaten, çok sağ ol. Açıkçası biraz garip hissediyorum yani. Yani o savaşta da garip hissediyordum. Açıkçası onu da... Anladık, adamın sırtına bıçak sıkmadan. O çok isteyerek değil, o biraz güneşle alakalıydı ama yani şunu söyleyebilirim belki de deyip biraz böyle sessizce, hani cadı avcısından biraz da çekinerek, hiç uykum yok Bayan Sera. Hiç uykum yok. Bu iyi bir şey olmasa gerek. Umarım bir mantar almak zorunda kalmazsınız bana. Ama bakalım. Gerekirse senin için de alırız ama umarım sağ ol. Daha büyük bedeller ödemen gerekmez. Umarım. Benim de umduğum şey o ama dediğim gibi. İçimde fazlasıyla öfke hissediyorum. Daha fazla nefret hissediyorum.
rahatsız edici hissediyorum. Uyku uyumuyor, uyuyamıyorum. Zaten normalde de hani biz elfler çok uyku ile daha farklı bir ilişki kuruyoruz insanlara göre ama sanırım bu da artık. Ben artık böyle de ilişki kuramıyorum gibi geliyor. Umarım dediğim gibi kötü bir noktaya gelmem umarım diye düşünüyorum. İçinde kötülüğün yükseldiği zamanlarda seni kapattıkları yerde ilk görmeye geldiğimde hissettiği şeyleri düşün bence. Faydası olur diye düşünüyorum. Size o günle alakalı bir şey söylemek isterim. Tabii. Benim tabii ki de tanıdıklarım var yani. Tek tanıdığım kişiler siz değilsiniz. Beyazşehir'de bayağı bir sürü tanıdığım var ama birinin gerçekten kendi zararını, kendi zarar görebileceğini farkında olarak bunu kabul ederek, bunu göze alarak yine de benim yanımda olmayı herhalde hayatımda ilk defa biri tercih etti. O yüzden size teşekkür ederim. Bu benim için çok özeldi. Bunu asla unutmayacağım. Bunu bilebilirsiniz. Ne olur başıma ne gelir bilmiyorum ama bunu asla unutmayacağım. Ben de önyargılarımı kırmama yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Sağ olun. Yani seninle tanışmadan önce bir Drow'la şu anda kurduğum samimiyeti kurabileceğimi hayal edemezdim. Sağ olun. Babam olanları biliyorsun aşağı yukarı. Evet, biraz Bay Kemp bahsetmişti. Ama açıkçası ben bize olan şeyin ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Kendim haricinde adını duyduğum herkesin bu yargıyı son derece hak edecek şekilde davrandığını biliyorum. O yüzden dediğim gibi suçlanacak bir şey değil siz. Yine de şans verdiniz ve ardından da kabul ettiniz. O yüzden dediğim gibi suçlanacak herhangi bir şey yoktu. Umarım yolumuz Bay Kemp'in müthiş yol bulma becerileriyle daha kolay geçer. Umarım. Kendisi biraz kötü bir rüya görüyor gibi ama böyle bir savaştan sonra zaten şaşırtıcı değil. Çok korkmuş olduğunu düşünüyorum ben. Yani olabilir. Ben baygın olduğum için bence çok fazla haberdar değilim ama. Kendisi için korktuğunu düşünmüyorum açıkçası ama sizin düştüğünüz an biraz böyle nasıl söyleyeyim, daha önce Kuzeyli Savaşçı gördünüz mü hiç? Onlar genelde böyle öfkelerini kullanarak savaşırlar. Bay Kemp benim gördüğüm kadarıyla daha teknik becerileriyle savaşıyor ama o sırada sanki bir Kuzeyli gibi öfkesini açmış gibiydi yani. Sonrasında dövüş bayağı bir kolaylaştı bizim adımıza. O yüzden düşmeniz iyi oldu demiyorum tabii ama belki de kötü rüya görmesi bu durumdan ötürü olabilir. Ama dediğim gibi o da ben de çok korktuk ama bu yüzdendir muhtemelen. İyi, o zaman ben biraz daha olur. Dinleneyim. Olur. İyi geceler. Deyip ben volta atıyorum. Yani kampın etrafında yürüyorum. Ve böyle biraz nasıl bir bokun içine battık acaba düşüncesi var içimde. Yani çok bokun içine battık ama bu seferkinin rengi nasıl bakalım gibi bir his var içimde. Bu arada sabah şunu söyleyeceğim. Şunu yapacağım abi. Sabah böyle uyanmaya yakın, yani güneşin doğumuna yakın uyuduğum yere geçip böyle biraz böyle yeni uyanıyormuş tavırlarında olacağım yani, haberin olsun. Cadı abisi kardeşimiz. Ben de sanırım yeni bitmiş gibi. Evet evet. Hani böyle çok şey olmayalım. Evet. Sabah vakti dediğim gibi bir sıkıntı yaşamadan uyanıyorsunuz. Bu şanslı bir şey çünkü ormanda başınıza normalde sizi hiç zorlamayacak küçücük bir bela bile gelebilirdi ama şu anda açıkçası en zayıf olduğunuz zaman. Herkes kalktığında daha rahatlamış gözüküyor. Gordon da öyle. Hatta uzun zamandır ilk defa hafif şey gülümsüyordu. Bir şeyi vururken, Mold'u vururken ki bu sabah kalktığında. Kalkıyor, sabah dua ediyor her zaman yaptığı gibi. Daha sonrasında siz toplanırken benim vurduğum pisliğin üzerinden bir şey çıkmıştı, baktınız mı? Evet, ben onu unuttum göstermeyi de. Bir şey, iyi hatırlattınız, iyi oldu Bay Gordon. Bir deri şey çıktı, mektup çıktı. Ben okuyamam goblince.
Zaten şehre dönüyoruz. İsterseniz orada okumayı bilen birilerini bulabiliriz belki. Hani ben de okuyabilirim. Siz, evet, büyüğünüzle okuyabilirsiniz zaten ama hani boş yere büyüğünüzü kullanmayın diye söyledim Bayan Sera. Hani belki başımıza bir şey gelir diye. Artık yollarda başımıza gelebilecek şeylerin sınırlarını son derece zorluyor yollar. Hiç merak buyurmayın. Ben yol gösterdikçe yolumuzu öyle tabi en direkt yoldan öyle. Ve tehlikesiz olur. Yani Kongiyen süreci şeyde yolda ritüel olarak gerçekleştirebilir miyim? Yürürken yapamazsın. Durman lazım ama sabah zaten kahvaltı yapmak gibi long rest süresine dahil olan bölümler var. Yani maceracılar hiçbir zaman yabanılda 8 saat uyumuyorlar zaten. Benim karakter bilmediği için senin büyü gücü harcayacağını zannediyor bu arada. Yani evet, onu söyleyeyim yoksa şey etme. Sen bana hani... zaman ritüeli başladın bir yandan hani o şeyin içinde. Tamamdır ve okuyorsun. Bu kesin bir emir belgesi Borgbor tarafından gönderilmiş. Baş yaratız. Evet, hemen Borgbor'u gösterelim. Şimdi Borgbor diyor ki sakın ha şahsileştirip daha önce yakaladığın adamların peşinden gitme. kesinlikle bir direkt bir emir bu. Eğer önümüzdeki günlerde işler çok kötü giderse, onun ağzıyla söylemiyorum, şey yaparak söylüyorum, yani. Anlamını vererek, işler kötü giderse bir şeyler kazanacağız derken elimizdeki her şeyi kaybedebiliriz diyor. Garkat bundan mutlu olmaz. Garkat beni darlarsa ben de seni darlarım diyor. Garkat. Garkat birazcık bilinebilecek bir isim bu çevrede. O yüzden historisi olan birisi history atabilir. I don't have... Ben bir süredir zaman çıkıyoruz. Geçirdiğim için. Doğru. Thomas'la zaman geçirdiğin için. Thomas'la bir deneyeceğim. Ben Thomas sana anlatmış olabilir. Ben de Gordon'a söylüyorum. Ya Gordon sen bu çevredensin yani belki bu isim sana aşina gelebilir. Bir bakalım. Sıra attın mı? Olmadı. 10. Şöyle normalde bulan kişi şu anda Gordon. Ama ben Sera bulmuş gibi davranacağım. Nasıl parti buldu? NPC sonuçta. Sera, Thomas'la şöyle bir konuşma yapmıştın. Thomas sana bir Hobgoblin'den bahsetmişti. Çevrede uzun zamandır terör estiren bir Hobgoblin. Bununla beraber bunun Doğu ızdırabı sürüsünün lideri olduğunu anlamanız zor değil. Acımasız Korkuk adındaki bunun temsilcisiydi. Bu liderin kendisi. Lakabı Sera Elf Kasabı. Garkath Elf Kasabı. Bunun sebebi takıntılı bir biçimde imparatorluğun içindeki ormanlara yerleşmiş olan barışçıl orman elfi kabilelerini bulup katletmesi. Resmi geldi. Falan bu ne? Goblinler korkunç şeyler. Ork gibi yani şey değil. Goblin gibi görmeyin sen. Evet evet, evet abi seçtiğin resim bence burada daha intimidating tipi değil yani. Evet. Sertmiş. Kafatası mı o bastığı evet. Şey? Elf kafatasları. To be exact. Sen bizim öldürmemizlik bir bey. Bunu partiyle paylaşıyorsun, anlatıyorsun. Evet, anlatayım tekrar burayı anlattım diyelim. Yok, anlattın diye geçebiliriz zamandan dolayı. Yani aralarını bozduk değil mi sonuçta? Bunun için yaptık, aralarını bozmuş olmamız. Elimizden geleni yaptık en azından evet. Bir de. Bu Morduk'un da kesin emri şey yapması ayrı bir zayıflatma yaptı demek ki, yoksa böyle bir emirle buyruk altına almaya çalışmazdı. Bu Morduk sizin şahsi meseleniz varmış. Bu Borgbor'un çetesinde önemli biri miydi yani? Sağ kolu denebilir. Yani onun... ana sürücülerinden biriydi, sürücülerin liderlerinden, belki de en büyük lideriydi. Ve zamanında da bizi yakalamıştı. Yani o yüzden şey, şahsi bir meselemiz. Esir eden buydu. Evet, kesinlikle vardı ama bu bizim değil onun sonu oldu o yüzden. Bu saatten sonrası. Zaman iyi.
daha iyi bir sonuç umamazdık yani. Hepimiz hayattayız. Evet. Savaştıklarımızın hepsi ölü. Senin yani yaran nasıl oldu bu arada Gordon? İyiyim iyiyim. Bir şeyim kalmadı. O zaman doğrudan kente mi dönüyoruz? Yani öyle yapmak ideal çünkü şu anda zaten elimizde yeni adımlara dair net bir plan yok ve diğerlerinde ne yaptığını bilmiyoruz. Kente dönüp ortaklaşmak en iyisi. Bakalım diğer ekipler de bizim kadar başarılı olmuşlar mı? Fakat hiçbir destek kuvvet gelmemesi ya da bir arama partisinin ortaya çıkmamış olması Jasper'in adamlarının da başarılı olduğu izlenimini uyandırdı. Olabilir. Bir de şey de iyi. Yani bu goblinlerin kendisi de yani Borgbor da kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Yani onlar da zaten durumun kendileri adına sıkıntılı olduğunu farkındalar. Bu belki de onlara hepsini öldürmeden, biz yakalayamadan onlara bir noktada kaçma ihtimallerini bile doğurabilir. Yani umarım kaçırmayız hepsini ve hepsini boğarız ama hani işimiz korkan rakipler genelde daha kolay olurlar yani, o manada söylüyorum. Doğru. Yani köşeye sıkıştırmaktansa kaçarken avlamak daha kolay. Kesinlikle. Bu işe tarikatı resmi olarak çağırabilseydim işler çok daha kolaylaşırdı. Lakin bizim birliğin başındaki büyük üstad hiçbir şekilde goblinler için adamlarını kaldırıp yollamaz. Evet, onu söyleyecektim. Sizin yobazları bile. Bildiğim kadarıyla sizin yobazları bile dedi, değil mi bu arada yani? Evet. O daha alttaki savage'ları biraz kastederek anladığım kadarıyla. Evet evet. Yani benim de bildiğim kadarıyla sizin tarikatınız bu işlerle değil de daha heresilerle uğraşıyor diyebiliyorum yani. Evet. Doktor buralarda olsaydı belki o açıdan işimize yarayabilirdi. Ama doktor buralarda ama olsaydı çok uzun kalmazdı zaten. Neyse, yola mı çıkıyoruz saygıdeğer iz sürücümüz Baykan? Ben çoktan hesaplamaları yaptım. 4 saat içinde orada olacağız. 6 saat sürmeyecek. Bayan Sera, 4 güne kasabadaymışız. Siz ona göre hani hazırlıklarınızı yapın. Evet, haberleri yani, verebilirsiniz. Güvenli olsun diye döne döne dolaştırdım. Aynı yerden 2 defa geçmemiz tamamen arkamızdan birileri geliyorsa onları kandırmak içindi. Ama siz benim iz bulma becerimlerle dalga geçiyorsunuz. Ben sana inanıyorum kuzen. Ben mevcut kamp noktasının bulduğumuz halde sonda niye bir 3 tur daha attık onun çevresine onu tam anlamadım ama yanlış. Çok yani, kafaları tamamen karıştı. Kafaları diye tamamen karıştırmak tabii. Yani ben de herhangi bir düşmanın bizi bu karmaşık yolda takip edebileceğini düşünmüyorum. Evet. Eğer buysa amacınız kesinlikle çok başarılı oldunuz. Bence de. Büyük bence bir deha ile karşı karşıyayken biz orman elfi bir kolcu gelse bulamayız. Saçmalık bu der yani. Böyle bir iz olma, insan böyle gitmez ki der. Hatta yani daha da ileri gidip der ki ya bunlar resmen kaybolmuş. Zanneder. Gerçekten mesela müthiş bir akıl oyunuydu. Peki burada yol bulma atmanıza gerek yok çünkü bildiğiniz bir yere dönüyorsunuz. Sadece şeyi hızlandırmak için bir survival alalım Kemp. Kuzen, bunlar benimle çok dalga geçti. Bizim oralardan çalsana bir bana. Böyle bir müzik yap bana bir. Şey, yine de kritik fail atarsan bu arada. Ben de kafe oynak bir şeyler çalıyorum. Veriyor musun Bardic Inspiration? Veriyorum. Sağ ol canım. Bir de 6 mıydı kendisi şu an? Bir de 6 şu anda evet. Bakalım. Oo. Güzel. At altını da at abi. Altını in, your, in your face bitches. Şöyle. 24 mu oldu? Böyle şey gibi point yapıyorum böyle. Şey var ya bu hani antilop böyle yemek yerken aslan görünce yetişir. Onun gibi. Tam o point. Gözlerini bağlayıp önce şu maçta. Neyse netice olarak Oster'nin yolunu başarılı şekilde kat ediyorsunuz. Oster'ne vardığınızda güneş hala havada. Ve Oster'ne girdiğiniz sırada köprü inmiş vaziyette. Köprü havada değil. Ve bu tarafta zırh giymiş askerler var. Bu askerler Jasper'in askerleri. Sadece üzerlerine ağır zırhlar ve savaşta kullanılacak halbert gibi teberli silahlar almışlar.
Dönen var yani. Tamamı çıkmıştı galiba değil mi? Evet, çünkü tamamı çıkmıştı. Bunlar dönenler olsa gerek. Hmm, siz oraya doğru yaklaştığınızda anladığınız şey yüzlerinde gülümser bir ifade olduğu. Belli ki operasyon onların tarafında da başarılı geçmiş. Siz yaklaşırken orada Jasper'in kendisi yok fakat Kerbor Halitler, orada. Kerbor orada. Kerbor senin gelişini gördüğü zaman Kemp size doğru değdi mi bizim çocukların bu kadar kan akıtmasına Bay Kemp? Fazlasıyla değdi gibi görünüyor. Bir taşta iki pislik vuruldu sanki. Sen bunu dediğinde iki pisliği anlamasalar bile askerler arasından bir hurra kopuyor doğal olarak. Milletin eğlenmeye de ihtiyacı var zaten. Ve siz aralarından geçerken ıslık çalıyorlar, alkışlıyorlar. Bir tanesi çimene uzanıyor. Çocuklar gibi eğlenir bir halleri var. Çimene uzanıyor. Arkaya doğru atıyor. Arkaya doğru atıyor kendini. Kerbor bizle mi geliyor Kerbor? Kerbor sizinle beraber geliyor. Haber var mı? Neredeyse herkes döndü. Dışarıda kalan gruplar da görevi tamamlamak için değil, dikkat dağıtmak için oradalar. İzleniyor muyuz, takip ediliyor muyuz ya da bir misilleme olacak mı ona bakıyorlar. Kaybımız var ama çok değil. Onlar da kayıp çok daha fazla. Tanrılar yanlarına alsın o ruhları. Öyle. Aynı şekilde burada Gordon da aynısını söylüyor sen onu söylerken. Bekçi onlara merhamet etsin diyor. Siz köprüden geçerken son ekipler de geldikten sonra köprüyü kaldıracağız. Jasper de 3 saat önce falan döndü. Güzel. Kalede mi? Kalenin orada. Diyor veriyor. Bir taşta iki kuş dedin. Bu Morduk. Bu sizi almak için verdiğimiz. Hı hı. Evet. Bu sefer sizi almak için kendi canını verdi. Aramızda kalsın. Ben aslında ya şimdi bunları almak için silah vermesek mi falan demiştim. Yanlış düşünmüşüm. Ondan Jasper komutan ben ikinciyim. Ama yani o haklıymış. Şimdi onun tercihindeki erdemi görebiliyorum gerçekten. İki katır silahtan daha fazla edermişsiniz. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim şimdi bunu. Bu kadar açık olunca ben sevindim. Sonuçta yürüyorsunuz. Bu arada Morgoth için yani o kaçıyor gibiydi açıkçası Bay Gordon'a. Tebrik etmek lazım. Yani bayağı uzaktan. Aslında da çok iyi ben nişan alıp vuramam biliyor musun? Ya bizde mühimmat az olduğu için çok fazla pratik yapamıyoruz bu konularda. Ben işte sersemletince sizin de işiniz kolaylaştı. Gordon bana yürüyor. Sen vazgeç bu aşktan. Kerbor diyor ki neyse canım bizde savaş hikayeleri şöyledir zaten. O hikayeyi biz anlata yakın zamanda bir mermide 4 kişi ölmüş. Goblinler 50-60 kişiymiş. Bunlar sırt sırta vermişler. 20 tane kurdu çıplak ellerle boğmuşken falan gibi. Tabii ben yayıldıkça yayılır. Ben savaşta hayalftim zaten ben savaşta. Düşün. Gülüyor. Güzel şaka sevdim bana. Yürüyorsunuz ve Jasper'i görüyorsunuz. Zırhını çıkarmış ama kalkanı sırtında, kılıcı da belinde. Kalede değil, tazı meskeninin orada kaleye giden yolun başında oturuyor. Yanında Cassius var. O tarafa doğru gidiyorsunuz. Alistar görünür de yok. Tazıların da bir kısmı eksik gibi görünüyor. Adamların bağırmalarından neticeyi anladım ama tebrik etmek bana düşer. Biz de tebrik ederiz Bay Jasper. Yürüyor ve elini uzatıyor sana doğru. Sıkışıyorsunuz. İki adamım öldü. Birkaç tane ağır yaralı var. Bir tanesi muhtemelen şafağı göremez. Ama 3 kayıp böylesine büyük bir görev için beklediğimden iyi. Bayan Sera, siz isterseniz bir bakın. Belki şifa göremeyecek olan sizin şifa yeteneklerinizle hayata geri dönme ihtimali olabilir. Jasper sana doğru bakıyor. Yapar mısın bunu? Tabii ki. Ortaya açtık. Çek rama çıtayı hadi. Peki tapınak da ya abi bir dur ya. Gideceksin o kleriye tamam ya. O kadara gideceksin meraktan, tamam ya. Meraktan. Demek ki mucize gösteren yok tapınakta. Şey hafif mucize gösteriyordu kadın. Kadın gösteriyordu. Gösteriyor. Yani politik olarak merak ettim. Girmiyor mu o kadar mı hani ilişkileri anlamında? Tapınağa götürmedik adamı açıkçası. Boşluk almayı sevmiyoruz. Sera yaparsa daha iyi.
O zaman kaleye doğru ilerleyelim. Kaledeki dostunuz kapıyı açar diye ümit ediyorum. Siz daha girmediniz mi? Yok, daha adamlarımı bekliyorum. Açar. Bu arada şehir de bomboş. İnsanları kaleye almış vaziyette. Bütün köylülerin hepsini doldurmuş oraya anladım. Evet. Doldurdu kaleye. Ya şey, güvenli evi olanları, bu pazar mahallesindeki kendi duvarına ait evi olanları falan evlerine kapandılar. Ama gariban halkı liman mahallesini ve meydan mahallesini komple kalenin içerisine doldurmuş vaziyette egzaman. Ve kalenin kapısına doğru gidiyorsunuz. Evet. Ben yürürken kempe şey diye fısıldıyorum. Kemp, bu durum sence çirkinleşebilir mi? Yani şu an normal değil, görüp de açmamaları bir tuhaf geldi ama bilmiyorum. Hani öyle olmamasını umuyorum açıkçası. Ben onları konuşurken görünce şey diyorum. İsterseniz ben söyleyeyim. Exalon, hani biz geldik kapıyı aç diye. Aramızdaki ilişkiye binaen söylüyorum. Mantıklı. Ama görüyordur bence, biz bakalım. Bakalım. Yaklaşıyorsunuz o rampadan yukarıya doğru çıkarak. Bu arada tazıların ve alistarın nerede olduğu da görünüyor. Çünkü hakim mezden baktığın zaman son adamlar da yavaş yavaş kasabaya girmeye başlıyor. Alistar tazılarıyla beraber de devriye grubundaymış belli ki. Bunlar içeriye doğru akıyorlar. Merdiven yavaş yavaş kalkarken Jasper'in adamları da bu şeyin önünde toplanmaya başladılar. Kapının değil ama tazı meskinin önünde toplanmaya başladılar. İlk defa tersine dönmüş gibi durum. Jasper ve adamları şehrin içerisinde. Ama halk ve Exalon kalenin içerisinde. Oraya doğru yürüyorlar. Yürüyorsunuz, özür dilerim. Ve Exalon kalenin kapısının üzerindeki burçlarda kendini gösteriyor. Yüzünde bir gülümsemeyle beraber. Dönmüşsünüz. Muzaffer bir biçimde. Döndük döndük. Bayağı da bir ciddi başarıyla döndük. Burada bir şeyler olmadı. Buralar sakindi. İyi bari o zaman zaten. Burası için dileyebileceğimiz en iyi şey buydu. Burası sakin olsun diye de bir sanırım 4-5 kişi de ölmüş. En azından ölümleri bir anlam ifade ediyor demektir. Öyle boşuna olmamış. Dur kapıyı açtırayım diyor. Tık 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 tık. Merdivenlerden aşağı iniyor. Kapıyı açıyorlar. Peki. Burayı boşaltıyoruz o zaman. Öyle değil mi? Bay Jasper diyor. Jasper'e doğru bakıp. Kapı açıldıktan sonra aşağı indiğinde. Jasper de evet, kasabayı koruduğunuz için de teşekkürler diyor. Böyle birbirlerinin yanından geçiyorlar ki aradan birisi geçti, çarpılıp ölecekmiş gibi bir gerginlik var havada asıl duran. Too much sexual tension. Kalenin kapısından ağır adımlarla Exalon böyle gelirken ben Jasper geliyor. Yan yana dönerek yer değiştiriyorlar. Ben bir kalenin içine, burçlara şeye bir bakmak istiyorum. Hani sanmıyorum ama yani gene de bakmak istiyorum. Bir perception, buyur. Evet. Burçlarda bir şey yok abi. Boş. Halk kaleyi terk ediyor ben, hızlı bir ben, biçimde. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Exona'ya insight atmak istiyorum. Hani böyle at bakalım. Okey mi yani hiç? At bakalım. Nedir yani durumu falan gibi böyle bir atıyorum. Bir şey çıkmaz herhalde, bir şey anlamam. Kaç? 6. Ne yazık ki bir şey anlayamıyorsun, evet. Exon aşağı iniyor. Aşağı inmişti dediğim gibi ve halk orayı boşaltırken tazılar da içeriye doğru giriyorlar. Bu sırada Alistar köpekleri tutmakta çok zorlanıyor. Halka saldırmaması için. Ben bizzat Gordon, kendisini... Gordon Exon'a nasıl bakıyor? Ben ona bakıyorum. Ona gelecektim. Gordon Exon'a bakıyor. Ve bakıyor. Bayağı kesiyor mu yani hani? Kesiyor ve kempe doğru geliyor. Diyor ki bu zırhsız yaşlı adam mı kasabayı korumak için geride bırakılmış? Kıllandı ya. Yani buranın bildiğim kadarıyla bayağı bir eskisi. Yani liderlik birisi edecekse kalanlardan, onun etmesi en mantıklısıydı herhalde. Kemp bu arada Kemp şeyin warlockluğu hakkında
ne kadar fikir sahibi. Çok bir sahibisin geçmedi. Sahibisin de çünkü siz geldiğinizde eline kılıç oluşturmuştu sizden. Ha, yani sen bir warlock. Ama bir de o. Bir de büyücü. Ya yani büyücü, büyü yapabildiğini biliyorsun. Ha, evet, bir de o. Sadece okay. O kadar. Yani camp olarak şey bu. Okay. Evet, evet. Tamam. Camp. Bu çok ne atıyorum abi? Yalan değil aslında çok fazla. Bir yandan küçük bir deception. O yüzden artı 4 ben vereceğim ama deception atmak zorundasın. Artı 3 ile atıyorum o zaman. Tamam, şuradan atayım. 4 ekleyeyim. 10. 11 attım ya. 15. 15. Exelon kalabalığın arasında kaynayıp gidiyor. Ben peki Exelon'a bakıyorum. Yani Exelon Gordon'a bakıyor mu bu arada? Evet. Sen perception atar mısın? Tabii ki. Bırakmada da bu sebep oldu galiba. Atıyorum. Gerçi ama şu durumda niye bırakmışsın ki? Allah'ım kafam karıştı. 14 herhalde. 14. 14 yeterli. Daha büyük bir şey. Eferus. Exelon cadı avcısını gördüğü zaman kalabalığın arasına girinip invisibility yaptı. Valla. Oha. Okay. Sen görüyorsun sadece. Okay. Invisibility yapıp kalabalığın arasından akarak gidiyor. Jasper'in de neden bir anda Gordon'u çağırdığını da. Gordon kendi geldi ama. Kendi geldi. Kendi geldi. Yani yanımızda kal vesaire demesini evet, de anlamadım. Jasper size doğru dönüyor. Artık bu arada üçünüze de söylüyor bunu. Gordon kendi arkadaşının yanına gitmiş vaziyette. Vex vardı ya arkadaş. Bunlar da kenarda konuşuyorlar. Orada bir küçük bir yara almış. Kolu sarılı ama iyi gibi. Onların ikisi yanınızda konuşurlarken Exon'un peşinden gitmek gibi bir durum yok yani. Üçünüze doğru dönüyor Jasper. Açık söyleyeyim. Yani artık birbirimizi silah arkadaşı diye kabul edebiliriz. Birkaç gün, hatta belki bir hafta, belki birazcık daha fazla sessiz kalalım diyorum. Bir hata yapsınlar. Ortak ne kadar karıştı bir görelim. Arada bir Alistar'ı dışarıya göndereceğim gözcülük için. Diyor. Drow'a dönüyor. Drow, ezici ekiplerine katılırsan sevinirim. Muhtemelen gündüzleri eksi bir, geceleri ise artı iki olacaktır benim için. Zaten adamlarımı gece hayatta tutmak için kampta. Okay. Olur. Bu şeyi... Pardon. Söyle. Kampı, ana kampı oraya yaklaşan bir grup oldu mu sezebilen olmuş mu? Yok, bilerek yaklaşmadık. Sayılarının orada bizden fazla olduğunu biliyoruz ama çok fazla goblin öldü. Ve birkaç hobgoblin de öldü küçük kamplarda. Sanırım temsilci ya da gözlemci gibi duran 3 tane falan. Hmm. Siz de birkaç tane öldürdüğünüze göre 4. Güçleri 4 iyi. Güçleri saldıramayacak kadar kırılmıştır goblinlerin. Doğu ızdırabı denenlere gelince de onlar şimdilik uzaktalar. Şimdilik derdimiz değil. Bu benimle beraber gece izcilik yapacak olanların sayısı olabildiğince az, ayağı da olabildiğince hafif olan insanlar olurlarsa. Alistar ayarlıyor, konuşursunuz. Tamam. Bir şey daha diyecektim. Şimdi üçünüz birer tane değirmen atar mısınız? Ben hatta biraz daha sonrasında... Neler oluyor? Natural yüksek istiyorum. Alistar'la bunu konuşacaksak bu arada ben ayrıca şimdi söylemeyeceğim. Alistar'a söyleyeceklerim var bu konuyla alakalı. Tamam. 19. Bu ne abi herkes? 17. 14. Yok. En yüksek kim attı? Ben attım. 19, 17, 12. Bir de diyor. Outpost komutanlarından birinin üzerinden çıktı deyip büyülü kılıcı çıkarıyor. İyisin. Inspiration falan çirkinleşiyor. Yok yok, kılıç değilmiş. Bunu bıyıklı şövalye adamdan aldığını söyledi. Evet. Çok kısa süre beraber olmuştuk. Döneceği ben varmış dedim, bana. Başka bir şey çıkmamış mı ya? Ne yazık ki ben sana komutanım. İyi arasalarmış. Peki. Alistar oralardan. O zaman sen sen Alistar'ı bul. Siz de gidin dinlenin. Birkaç gün sonra toplanır konuşuruz ne yapacağımız. Ben Alistar'a gidiyorum. Bir şey görmek isterim. Yaralıyım. Yaralı. Tamam. Sen ki şeyle beraber Kerbor'la beraber yaralı adama gidiyorsun Sera. Ne yapacaksın ona? Hızlıca üçünüzün de yaptıklarını yapalım. Ne yapacaksın yaralı adama?
Ben fana gidip dinleniyorum abi. Çok özür dilerim. Düşünüyorsun diye araya girdim. Tamamdır. Hiç sıkıntı değil. Healing Word deneyebilirim onu. Tamam. Heal'la bir zarlarını at bakalım. 1d4 artı 4. Bir de Binge Healing Word yapamaz mı ya? 6 tane. Yapar. Yoksa yani beynine doğru çocuk elbet ayağa kalkar diye düşünüyorum. 2 artı 4. Bu bile yeterli olacaktır. Adamın ölümünü engellemek üzerine. Tamamdır Serap. Döndük sana. Alistar'a doğru gidiyorsun. Alistar tazıları sakinleştirdi. Ben burada şunu söyleyeceğim. Çeyrek saldım. Şimdi anladığım kadarıyla izcileri sen ayarlıyorsun Alistar. Evet ben de. Önerim şu. Tazıların dışında. Bu arada tazılardan adamlardan bahsetmiyorum. Yani tazıların kendisinden bahsediyorum. Evet. Birkaç tazı dışında kalan herkes bana ayak bağı olur. Şimdi gece asla benim kadar iyi göremezler ve muhtemelen benim kadar iyi gizlenemezler de. O yüzden benim önerim bana nerelerde neler yapılacak söyleyin. Bir harita verin gerekiyorsa. Varsa bir harita elinizde veya anlatın gün içinde. Ben yanımda bir iki tazıyla belki bir tanesiyle belki de iki tanesi fark etmez ya çok. Tek başıma çıkayım. Çünkü çok daha efektif olurum. Persuasion at bakalım. Dediğin şey mantıklı. Adama da mantıklı geliyor. Sana güvenebilirim onu kestirmeye çalışıyorum. On dört. Onun için zor bir karar belli ki. Dinliyor ve güvenecekmiş gibi duruyor. İstiyorsan Jasper'e sorabilirsin. O da bence... Yok. Jasper seni bana gönderdiyse zaten tamamdır. Sen, ben, bir de köpekler çıkalım. Ben iyiyimdir o işlerde. Peki tamam. Öyle olsun. Zaten yarın çıkarız. Her gün kasabanın etrafını bir turlarız. Gelen giden var mı vesaire diye. Kırsala hakim olmaya çalışırız. Daha güvenli tarafları, yani goblinlerin tarafını değil de iç tarafları benim adamlar tararlar, oralardan geleceklerini zannetmiyorum. Zaten. Olur. Ben ara vereceğiz sanırım. Evet. Aradan sonra bir Exal'un yanına gideceğim ama aradan sonra diyelim. Tamamdır. Mesela. O zaman arkadaşlar burası ara vermek için güzel bir yer. 10 dakika ara, 10 kala 21.50'de görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay haydi görüşmek üzere. Allah'tan girdim ara ekrana. Şeyini sil.
Abi bu arada senin mikrofon kapalı. Girdin mi şu an? Şu an girdim evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Yeniden yayındayız. Merhabalar. Yayınımız Algida Bum Bum sponsorluğunda devam ediyor. Kendine çok teşekkür ederiz. Bize böylesine güzellik yaptılar. Ama bir tek sana sponsor oldular. Bir tek bana sponsor oldular evet. dediler ki efor olsun. Bir dakika disclaimer olarak koyalım. Şimdi YouTube bunu gerçek zanneder. Yok. Sponsorumuz yok. Sponsorumuz yok. Tek istediğimiz sponsorluk Beypazarı sunuları. Daha doğrusu yani sponsorumuz var. Goblin Oyun Kulübü ama evet yani. Algida ile bir alakası yok yani. Goblin Oyun Kulübü'nde yüzlü oyunlara dönme dileğiyle. Peki. O zaman devam edebiliriz. Olur. Eferus'un yanına gidiyordun. Eferus pardon özür dilerim. Exile'ın yanına gidiyordun. Sandviç gibi bir şey yiyorum varsay. Yiyor gerçekten benim karakter. Tamam. Ardından Han'a doğru gidiyorum ben yani. Bu mesela o gün 2-3 saat sonra falan. Çok da dikkat çekmek istemiyorum. Alistar'la konuştuktan zaten, sonra. Zaten insanlar da evlerine giriyorlar. Hadi kilitledikleri kapıları açıyorlar falan. Şehre tekrar bir hareketlilik geliyor. Birkaç gündür ölü durumdaydı çünkü. Hı hı. Kasaba. Ve sen hala kapalı olan bu arada tembel büyücüye geliyorsun. Ardından normalde arkadan girmiştik. Evet. Geçim sürede. Şimdi yine aynı şey yapacağım. Arkadan sanki hiçbir şey yokmuş gibi arkadan gireceğim. Ortak sonla arkadan açılan kapıdan girdiğinde Exile'ın içeride. Exile'ın? Eferus. Exile'ın. Ben neredeyim bu arada? Eferus. Sen Han'a geldin dinlendin. Yukarıda yatıyorsun. Seni cadı avcısı konusunda uyarmıştım ama sanırım senin de kendine ait yöntemlerin var. Unutmuşum. Gördüğünü zannetmiyorum. Yani son hamleni görmemiştir muhtemelen ama seni gördü. Yani seni sordu da Kemp fena bir açıklama yapmadı. İşte buranın yaşlısı, yerlisi o yüzden ona bırakmışlar falan gibi. Adamın ciddi bir yani intikam isteği var ve görev için de burada değil. O yüzden çok dikkat edeceğini düşünmüyorum ama sen yine de bundan sonra daha dikkatli ol. Öyle yapacağım ama aramızda kalsın bildiği söylüyorum. Eğer peşime düşerse öldürmek zorunda kalırım onu. Ya açıkçası seni öldürmek için peşine düşerse ne yapar? Yani o zaman zaten yani yapacak çok bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla cadı avcıları öldürene ya da ölene kadar çok pes etmiyorlar. Öyle. Ama sizinle beraber savaştığını biliyorum. Hı hı. Ve onunla hiçbir derdim yok. Umarım dediğin gibi intikamının peşindedir ve peşime düşmez. Sen de bunun için onu cesaretlendir. Olur. Eğer etrafında olacaksan. Evet bir de sana şunu söyleyeceğim. Senin kalenin kapısını açmamandan şüphelenildi. O salaklık olurdu. Bence de ama bundan şüphelenildiğini yani bunu yapacağını düşünülmedi Jasper tarafından. Ama kafada böyle bir soru işareti vardı. Böyle bir ne olur ne olmaz vardı. Bunu da bil yani. Haberin olsun diye söyledim. Sonuçta aramızdaki kalede bağ anladığım kadarıyla son kabul ettiğim tekliflerden sonra bayağı bir arttı. Öyle. Kalede bazı büyülü rünler işledim. İçeri girmem tekrar gerektiği zaman kolay olacak. Artık kalenin kapısı bana açık. Bir defa açıldı mı kapılar açık kalır. Anladım. Bir büyücüleri var Cassius isminde. Bu yoluna taş koyabilir ama bilemem. Gidecek. Evet gidecek. Yakında kasabayı terk edeceğini biliyorum. Bu işime gelir. Kafamdaki planı durdurabilecek tek kişi belki Cassius. Anladım. Anladığım kadarıyla bu mevzu bittikten sonra Jasper'le ilgili hala kesin planlarım var. Öyle. Bozuk bir saat. Günde bir defa doğruyu gösterdi diye bozuk saat olmaktan vazgeçmez. Bu iş bittiği zaman Jasper gidecek. Ama şüphem kuzenlerim bana yardım etmeyeceği ne diyorsun? Açıkçası sana güveniyorlar. Seninle alakalı hiçbir dertleri yok. Ama son zamanlarda Jasper de çok güven kazandı. Onlar da Jasper'in müthiş yöneticiler olmadığını biliyorlar ama şu anda senle Jasper arasında tercih yapmak zorunda kalsalar tercih yapmamayı tercih ederler diye düşünüyorum.
Yani bu da ne Sarah'ın ne de Kemp'in sana kılıç çekip saldıracağını düşünmüyorum. Ama ben de zannetmiyorum. Aynı tam aksine Jasper'e de çok rahatça kılıç çekip saldıracaklarını düşünmüyorum. O yüzden hani plan yaparken bir tehdit olarak algılamasan da bir direkt müttefik olarak da algılamanı önermiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Hafıza tuhaf bir şey yapıyoruz. Ben Sera'nın burada gözlerinin dolduğunu hatırlıyorum. Siz ilaç götürdüğünüz yaşlı kadını ölü bulduğunuz gece. Jasper yüzünden. Öyle, Jasper'in hataları silinmedi zaten. Bu süreler çok uzun süreler de değil. Yani evet. Bundan yaklaşık 3-4 ay öncesinden bahsediyoruz daha. Ama doğal olarak özellikle kriz zamanları insanları birbirine yaklaştırıyor. Ve böyle bir zaman Jasper'in de iyi bir figür olarak, dost bir figür olarak algılanmasının şaşırtıcı olduğunu ben düşünmüyorum. Bence sen de düşünmüyorsundur. Öyle. Yok yok. Sera çok iyi niyetli, naif. Birine karşı nefret besleyebileceğini düşünmüyorum. Çok duygusal. Kemp'te asker sonuçta. Yani kendini neyin arkasında gizlerse gizlesin iki tane kılıç taşıyor. Biriyle omuz omuza savaştıktan sonra arasında bir bağ gelişir. Bundan kaçacak bir şey yok. Öyle tabii ama ikisinin de sana olan bakışları düşmanca değil, aksine. Yani sonuçta ondan eminim. Bu şehre ilk, ya bu kasabaya girdiğimiz zamanda da bayağı bir sen bize yardımcı oldun. O yüzden dediğim gibi sana karşı düşmanca bir tavırları olacağını hiç düşünmüyorum. Yok. Tarafsız kalırlar diye düşünüyorum. Bu da bana yeter. Onlara bir şey olmasın zaten. Bir de bir öneri, bence inisiyatifleri çok hızlı alma eğer olaylar kapanırsa. Çünkü Jasper olan hafif vesaire. Benim çok vaktim var. Hatta kesinlikle böyle davranacaklarını sezersen ve sen de bana bu yönde bilgi verirsen, siz kasabayı terk ettikten sonra bile yapabilirim bu planları. Evet. Eğer elim zorlanmazsa. Olabilir. Ama Jasper'in gitmesi lazım. Başka yolu yok. Bu sadece onun kötü yönettiğini ve geçmişte bizim de vakıf olduğumuz veya vakıf olduğumuza benzer suçlarından ötürü mü böyle düşünüyorsun? Hayır. Sadece bu değil. İmparatorluğun her tarafında kötü yönetilen yerler var. İmparatorluğun dışında neredeyse her yer tamamen kötü yönetiliyor. Ama Jasper iyi bir adam olsaydı ona yapmak zorunda olduğum şeyden çok üzülürdüm ve belki de yapmamanın yollarını arardım. Ama kalede ihtiyaç duyduğum bir şey var. Eferus. O olmadan buradan ayrılıp gidemeyeceğim bir şey. Kale bendeyken aradım. Fakat belli ki daha çok zamana ve kalenin boş olmasına ihtiyacım var. Peki bunun için illa Jasper'in gitmesi mi gerekiyor? Bir anlaşma. İyi bir adam olsaydı, iyi bir adam olsaydı bunları denerdim. Hı. Ama kendi sorunumu çözerken insanların da sorununu çözme taraftarıyım. Yanlış anlama, bu iş bittiğinde buradan gidebilirim ama gitmeyeceğim. Hı. Bu iş bittiğinde burada durup insanlarla yaşamaya devam edeceğim ama özgürlüğümü istiyorum. Hem o zaman onları gerçekten koruyabilirim. Buranın eğer bir yöneticiye de ihtiyacı olacak çünkü bu da bir gerçek. Evet. Daha önemlisi, eğer gerçekten o bana ait olan şeyi geri alırsam, güçlü olduğumu biliyorsun, hissediyorsun ama ben bunu gösteremiyorum. O zaman bu kasabanın korkacak bir şeyi kalmaz. Çapulcudan, işte ne bileyim, hırsızdan, goblinden. Anladım. Biraz gergin bir adamsın Exile'ım. Yine de olmamaya çalışıyorum. Yine de çok dediğim gibi işine karışacak halim yok. Özellikle Jasper söz konusuysa, dediğim gibi. Yalnızca şunu da unutma tabii. Jasper ve adamları giderse ve bu şehir sadece halk ve sen tarafından kalırsa, bundan birkaç yıl sonra belki başka bir goblin klanı, bilmiyorum, tek başına, yani bu nesin sen bir adam yani o zaman da, yani anladın mı? Jasper de ölecek. O da yaşlanacak. Öyle tabii, yani sadece söyleyeyim dedim yani. Çok da bu kadar da sağlamsan zaten, yani ben de seninle takılayım biraz bari. takılmıyor muyuz Eferus? Öyle tabii. Peki herkesin. Bu konuda senden istediğim şey, kuzenlerin durumunu bana iletmen. Kafaların ne tarafa yatıyor bana söylemen. Casusluk gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece
aramızdaki dostluğa zarar vermeden yapmam gereken şeyleri yapayım. Kimsenin kalbi kırılmasın, kimse kimseye sesini yükseltmesin. Tek derdim bu. Bir de gibi. Şu cadı avcısıyla muhabbetiniz varsa odaklanması gereken yere odaklansın. Aramızda ilginç bir elektrik olduğunu söyleyebilirim. Yalan söylemeyeceğim. Yani dışarıdan gören zanneder ki Bayan Sera ile o elektrik olacak o cadı avcısı arasında ama sanırım benimle oluyor. Ben de tam anlayamadım. Zannetmiyorum. Ben yokum da zira, zira Engizisyon'un içinde eşcinselliğin cezası ölüm. Anladım, espri yapıyorum zaten, yalan yani biraz ha, abartarak espri yapıyorum. Espri anlayışım çok gelişmiş değil. Evet, benim de. Neyse, teşekkür ederim genel olarak. Ben teşekkür ederim. Söylediğin mevzuda da elimden geleni yaparım ama dediğim gibi zaten hiç konuşmamış olsam bile ne Kemp'in ne de Sarah'ın sana gönül rahatlığıyla kılıç çekeceğini hiç düşünmüyorum. Peki buradan dışarı çıkmam gerekiyor mu sence yani? Cadı avcısı buralardayken biraz uzaklaşayım mı? Yoksa burada kalsam gelmez mi diyorsun? Bunu şu anda söyleyemem. Bir cadı avcısının hareket paternini bir günlüğüne en azından bu akşama kadar izlememe izin ver. Sonrasında bu konuda bir şey söyleyebilirim. Şu anda zaten yeni geldik. Yaralı biraz. Yorgunuz hepimiz. Zaten şu anda böyle bir şey yapmaz ama bütün ana gözü de sende değil yani. Bütün ana düşüncesi de sende değil. Ama şu bir gerçek. Jasper bir hafta en azından beklemeyi düşünüyor burada. Belki iki hafta. Biraz şimdi biz hamle bekleyeceğiz, pozisyona geçtik. O yüzden akıllıca. Yani 3 gün sonra cadı avcısı kasabada yapacak hiçbir iş bulamadığında, canı sıkıldığında ya burada da böyle bir tiefling vardı. Şunun da bir hayırdır acaba diye düşünmeye başlayabilir ve bu hiç şaşırtıcı olmaz. O yüzden yine de sen kötü ihtimale göre hareket et. Anladım. Neyse. Kulağım var sonuçta. Sen varsın. Beni uyarırsan buradan uzaklaşmam çok kısa sürer. Yine şeye kaçarım. Vergi binasına. Olur. Mantıklı. Ben okey, tamam. Beni burada bulamazsanız oradayımdır. Bu sırada sen burada yaralıyı iyileştiriyorsun Sera ama sendeyiz, buyur. Ben Jasper'le konuşup bir şey demek istiyorum. Tabii. Yaralıyı iyileştirdiğin zaman zaten Kerbor seninle beraber. Adamın ölmeyeceğini anladığı zaman ya çok teşekkür ederim. Bayan Sera, sesiniz güzel de şifadan da anlıyormuşsunuz bu. Mateus diyor adama doğru. İyisin iyi. İyisin, bak bu kadın sayesinde gözleri boş bakıyor. Yaradan tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Kaybımızı biraz azaltabilmek beni mutlu etti. Beni de açıkçası. Bay Jasper'le görüşebilir miyim? Tabii ki, her zaman. Gelin sizi götüreyim. Diyor kalenin içindeydin zaten. Yani surun hemen iç tarafındaydın. Oradan çıkıp avluda Jasper. Kalkanını kılıcını da bırakmış. Çay içiyor. Ama büyük bira mug'ından çay içiyor. Sıcak böyle bir çay, bitki çay kokusu yükseliyor. Cassius'la konuşuyor. Yanlarına doğru gidiyorsun ikisinin. Kerbor da kafasına selam verip Bayan Sera sizi görmek istedi diyor. O da tamam Kerbor diyor. Ve Cassius, Jasper ve sensin. Cassius diyor ki gideyim mi ben? Özel mi? Yok, kalabilirsiniz. Özel bir şey konuşmayacağım. Yani biliyorum kayıplarımız oldu ve yani biz son 3 aydır burada yoktuk aşağı yukarı. O yüzden neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum ama sanki bir eğlence bütün herkesi mutlu edebilir diye düşündüm. Yani en azından bu akşam ya da yarın akşam hem şehitlerimizi onore etmek hem de halkın üstündeki bu korku bulutunu biraz olsun aralayabilmek için acaba bir program mı yapsak? Kemp. İyi olur. İyi olur. Zaferlerin kutlanması lazım. Burada yapalım ama. Bence askerlerimle kısıtlı tutalım. Güvenliği çok da elden bırakmak istemem. Uygun mu senin için? Yani... Çünkü gerilenler onlar değillerdi. Burada biraz saklandılar, biraz korktular doğru ama cephede savaşan benim çocuklardı. Yani o da olabilir. Açıkça söyleyeyim Sera. Sera diyebilirim değil mi? Tabii. Sera, bu adamlarımın ciddi bir bölümü gitmemiz gerektiğini düşündüm. Arkadaşlarının, yoldaşlarının ölmesinden de mutlu değiller ama bu felakette sonuçlanabilirdi. Benim ve hepimizin iyiliği için sonuçlanmadı.
Burayı niye koruduğumuzu bilmiyorlar. Ben biliyorum. Bir daha hiçbir yerde kalem olamaz. Diyor gülüyor. O yüzden bu iyi olur. Cassius'un da son gecesi. Veda etmiş olursunuz. Cassius diyor ki aslında tamam bu gece de kalayım sabah gideyim. Diyor. O zaman toparlanın. Hava karardığında burada olun. Evet evet. Drow da gelsin. Ben kempe gidiyorum. Exalan'ı falan tatlıya bağlayıp kempe gidiyorum. Sen tembel bücüye doğru giderken kemp ayakkabıları çıkarmış, pelerini çıkarmış, yatağa yatmış. Yarı uyur, yarı tavanı izler vaziyette rahatlama durumunda. Kapıyı çalıyorsun. Kapıyı çalıyorsun, yaşarız. Kemp tembel bücüdeydi zaten ben. Öyle. O zaman ben bu eğlence haberini en azından oradaki askerlerden almışım gibi devam ediyor muyuz? Yok, daha gelmiyor. Bekle o zaman Sera gelince. Okey tamam. Ben bunu düşünüyordum çünkü de. Okey, Sera gelince yapalım artık böyle bağlı. Sera o zaman altı indiğin zaman... Ben yanına oturup muhabbet ediyorum o zaman. Abine. Ortak salonda Exalon'la karşılıklı kart oynuyorlar. Ama bir şeyine değil. Ben şey... Ama yok ediyorumdur yani lavo şimdi yani. Tabii bilmiyor zaten, öğretiyorsun. Okey. Şimdi bu kozu tutuyoruz. Koz. Çok saçma böyle oyun mu olur? Şimdi öncelik... Bayan Sera siz devam edin. Al. Deyip kalkıyor. Exalon hiç bilmiyor Bayan Sera. Bu süper neyimizi yatırdım. Şimdi üçümüz mü oynuyoruz? Yok, Exalon kalktı. Yani anladım. Burada aynı yerde ama karttan kurtulmuş olduğu için mutluyum. Anladım. Şu an benle... Öğreneyim dedim, beceremedim ya. Anladım. Bay Cem, sizin de bayağı bir geliştirecek şeyiniz var hala yani. Her blöf yaptığınızda suratınız... minvalinde bir şey oluyor. Bu iyi değil. Yani tahmin edersiniz ki bu iyi değil. Ne demek, ondan kaybediyorum ben. Çok da severim blöf yapmayı. Yani her 3 elden 4'ünde blöf yapıp bunu da yüzünüzde keskin bir ifadeyle belirttiğinizde şey oluyor. Abi inspiration verdim abi. Verdim. O ifadeyi görmeyi her yaptığımda veririm. Yani doğal olarak şey oluyor. Yani doğal olarak anlıyorum yani ben de. Hani ve özür dilerim. Çok usta bir oyuncu olmasam da anlıyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Bayağı yenen oldu. Oyuna oturdum ama size söylemem gereken bir şey var. Ben aslında daha ziyade buradaki herkesin istemiştim bunu ama plan biraz değişti. Bu akşam şeyde Jasper'in kalesinde bir eğlence tertip ettik. Yani hem herkese iyi geleceğini düşünüyorum hem de oradaki insanların da nabzını yoklamak için iyi olabilir diye düşünüyorum. Bayağı öncesinde sözleştiğimiz kahraman asker şerefsiz doğru drop'u yerden yere çarpıyor koreografisi içinde. Tam zamanı gibi Kemp. Ne diyorsun? Vallahi onların gözündeki drop şeyini gayet bileğinle yüreğini değiştirdiğin gibi ama gene de söz sözdür, yaparız. Evet, eğlenceli olabilir. Herkesin suratında en azından bir tebessüm olur. Peki sadece askerler yani Tazılar ve Jasper mi? Yani Cassius da orada olacak bildiğim kadarıyla. Bu gece son gecesiymiş. Bir de mutlaka Gordon ve yanındaki çocuğun adını unuttum. Yeteri kadar yakışıklı değil, adını hatırlayacağım kadar. İnsanları sınıflandırma şekli bayağı. Varys Vex. Varys de gelir belki, emin değilim ama çirkin Jasper'e Varys. Sordum yani. Bu arada historim var, o yüzden eminsindir. Böyle bir yere cadı abisini çağırırlar. Çağıracaklarını düşünüyorum. Anladım. O zaman onlar da bu minik şovumuzdan çok mutlu olurlar bence. Piyesimizden. Evet, alkışlayabilirler. Evet, evet. Sen yere çalındığında. ve akşama geçiyorum o zaman. Exalon burada mı bu arada? Burada Exalon. Kemp, sen de bir şey yapmak istiyorsan söyle burada. Sen dinlendin, aşağı indin, kart oynadınız biraz. Yo şey, bu Jasper Matver mevzunda Exalon'un bir ağzı burnu oynuyor mu? Insight. Kuyruğu titriyor mu böyle? Insight. Bir de onun titreyebilecek çok yeri var ya yani, şimdi boynuzu, kuyruğu, muyruğu, her şey. Insight'ım yokmuş. At olsun, atabilir. Insight herkes deneyebilir aslında. Tah. Crit fail. Çok mutsuz. Abi, Exalon göbek atıyor. Ben de bu arada söylediğimde bir bakmış olayım. Acemisin diye izin vereyim hadi.
10. oyuna kadar. Ne kadar yiyebilirim bu acemilik ekmeği? 10. oyuna kadar. Tam onu söyledim ya. 10. oyundan sonra zalim diyem olacağım. Tamam. Insight atıyorduk değil mi? Evet. Kaç? 20. Nature'ı değil mi? Crit mi? 18 artı 2. 18 artı 2. Ha, okey. Exalon sizin kaleye gidecek olmanızdan mutsuz değil. Sadece kale deyince bir titredi yani. Ciddi bir kale lafını duyunca bir geriliyor kendileri. Ama onun dışında çok şüpheli bir şey yok yani. Olsa söylerdim, 18 çok iyi bir zar çünkü. Tabii ama unutmayın, Warlock'ların da şeyi karizma. Tabii tabii. Onu unutmayın. Olayı. ne diyecektim ha? Camp. Exon sana doğru. Kılıcı bulmuşsun. Onu söyleyecektim ben de. Kılıcını buldum. Hakikaten tanrıların sevdiği kuluymuşsun. Yok yok, kılıç senin artık. Sağ ol. Çok büyük bir hediye olur. Ha, öyle. Bu yolun sonuna kadar beraberiz sonuçta değil mi Camp? Benden daha çok işine yarayacak kesin. Öyle. Kasabanın çok işine yarayacağı kesin. Öyle. Ya keşke diğer iki silah da gün yüzüne çıksa da. Onlar da neyse. Bir birdir değil mi? Kaybedilen şeyler genelde çabuk geri kazanılmıyor. Belki bunu böyle deyince ben böyle bir uzağa doğru bakıyorum. Kestikçe, kesmeye devam ettikçe üzerlerinden çıkar. Bu da pisliklerin birinden çıkmış. Bakacağız. Bu iş bizi liderlerine kadar götürür mü? Doğuz Drabı sürüsü işin ne kadar işinde olur? Yoksa pıstırıp kaçarlar mı? Bunları bize kader gösterecek. Doğuz Drabı kaçmaz da... Buraya dair ilgileri azalabilir belki. Sarı göz bu şeyin üstüne net olarak sinirine yenecek bir adam imajı çizdi. Onca ay içerisinde bana. Yani onu daha da motive etmiş olabilir buraya yönelik olarak diye hissediyorum. Tabii sadece istikabiler bu. Zaten artık geri adım atamaz öğrendiğimiz şeylere göre. Doğuz Zırabı buraya gelirse yapabileceğimiz şey kaçmak, çünkü onu biz değil Lejyon durdurur. Ama arada olan bizimki gibi küçük bir kasabayı olur. Hep duyuyoruz ya hikayelerini, işte 3-5 köy yakılmış bir ork sürüsü tarafından, sonra kahraman imparatorluk askerleri gidip orayı güven ve huzura kavuşturmuşlar. İşte güven ve huzur biz öldükten sonra geliyor genelde sıkıntı. Tabii. Tahtalara, kapılara, yollara huzur geliyor. Bir canlı kalmıyor. Evet, evet. Ama ellerinden gelen bu. Bir şey de diyemem. Yani imparator düşmanı gibi görünmek istemiyorum. Bu arada... Yok, öyle duyulmadı. Bu doktorun çalışanı yok muydu yanında? 4-5 tane. Kayası vardı, evet. Ve hizmetçileri. Bunlar nerede? Göndermiştir büyük ihtimalle. Kasabada değil. Emin miyiz? Evet. Akıllıca, kafan güzel çalışıyor. Benim de kafam aynı çalışıyor. Sordurdum çünkü. İyi. Ama muhtemelen gitmeyi beklediği yere, diğer evine önden yolladı. Umarım kendisi gidemez, yolda başına bir şey gelir, ama en azından dönemeyeceğini biliyoruz. Umarım dönme hatasını yapar. Evet. Umarım. Bir de yani ben kindarımdır, beklerim. Hani ben ölsem bu bekler. Bunun ömrü uzun. Ben çok çok bayağı. En kötü mezarı nasıl çarım? Nerede bu arada? Pibnit buralarda. Şeyde yok değil. Sadece özel bir şey yapmadı. Camp? Bu arada bu yani bilmiyorum, büyücü lisansı mı oluyor onların, artık ne oluyor? Onlar var mı sende, ama bu cadı avcısı seni sordu. Yok. O bende yok. Hay yani... Allah. Ne de şaşırdı. Güzel bir cevap vermişsin, öyle duydum. Evet, yani sonuçta şimdi kalkıp da şey yapacak değiliz de, biliyorsun bunlar çok Allah'a fazlasıyla inanmış insanlar. Benim bu arada bir derdim yoktur kişisel olarak cadı avcılarıyla. Yaptıkları şeyleri duydum ettim ama Allah'ın yolunu izliyorlar gibime geliyor. Benim cadı avcılarıyla bir derdim var ama bir cadı avcısıyla yok. Benim büyümden kimseye zarar geldiğini görmediniz. O yüzden beni satmazsınız diye düşünüyorum. Yok. Yani onun zaten imkanı yok da. Peki bu adamın aradığı kişi belli. Yani
hem adamın gözünün önünde olmayıp bu arada aradığı kişiyi arama gibi bir şey yapma imkanı olur mu? Hiç ipin ucunu tutup devam etmeye çalıştın mı? Dead end mi bu doktoru arama mevzu? Yani eğer kasabanın dışına çıkabilecek adamlarımız ya da kaynaklarımız olsaydı eminim takip etmek gerekirdi ama kasaba için evet bitti. Ben bayağı bir keşif gezisine çıkacağım. Kasaba dışında şey yapabilir misin? Nasıl seni yani? Katlediyorum direkt Exol'un. Yani adamın peşine düşebilir misin? Burayı terk edemiyorum söylediğim gibi rahatça. Öyle mi? Şimdi Eferus zaten biraz biliyor ama açıkça söyleyeyim aramızda gizli saklı elbette var ama çok da yok. Pardon ben şey bir adamımdır, içi dışı bir adamımdır. Benim için hani don't ask don't tell. Ya büyük bir sır falan vermeyeceğim. Yani, yok yok kimlere sır vermem gerektiğini biliyorum. Sonra bana sorduklarında ben titriyorum. Bak demin elinde iyi bir şey olduğunda kötü bir şey olduğunda suratından okunuyor diye. Ve bunu 28 oyundur yapıyor yani. O yüzden hani işte hakikaten hiçbir şey yok yok diyeceğim şöyle bir şey değil. Sadece şunu bilin. Elim ayağım burada çok pahalı. Yani size verdiğim silahları ticaretle almadım. Ve onları verebiliyorsam bende daha niceleri vardı. Macerayla geçen bir ömrüm oldu. Doğal olarak iş çatışmaya ve gerginliğe geldiği zaman bunlar benim bildiğim alanlar. İz takip etmek, birini bulmak, gerektiğinde ne yazık ki savaşmak ve öldürmek bunlar bildiğim şeyler. Ama fark ettiğiniz üzere yapamıyorum. Elim kolum bağlı bazı sebeplerden dolayı. O yüzden bu kadar it ortalıkta dolaşabiliyor. İt derken bu arada böyle Ostern tazılarının da it yani. Kastettiği çok belli üzerine basarak. Bu son dönemki yaptıkları veya yapmadıkları senin bakış açında herhangi bir değişiklik yarattı mı? Hayır. Ben açık söyleyeyim hayattaki felsefem şöyle Kemp. Size de yaşça büyük biri olarak nacizane abi tavsiyesi olsun alırsınız ya da almazsınız. Hayatta iyi insanlar bazen kötü şeyler yapmazlar. Kötü insanlar nadiren iyilik yaparlar. Benim kendi deneyimlerimden çıkardığım sonuç bu. Çünkü herkesin vicdanını rahatlatmaya ve kendisinin bir kodu, bir düsturu, bir amacı olduğuna inanmaya ihtiyacı vardır. Kalesini korumak için burada duruyor. Ostern halkını koruduğunu söylüyor. Peki nihayetinde sen bu duruma karşı ne bileyim öne çıkacaksan yani baştan beri seninle konuştuğumuz şeydi açık. Evet. Aradan geçti aylar ve çok fazla şey değişti ama bu senin fikrin sabit olduğu da belli. Peki bunun bir orta yolu yok mu? Yok. Sebebi de şu, bir çocuk vardı limanda çalışan, şimdi öldü. Öldüğü için ona verdiğimiz sözün yükü omuzlarımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Ben ona söylediğimizi hatırlıyorum, senin verdiğin sözü de hatırlıyorum. Ölü insanlar bana hala konuşuyorken, ben ölüleri duymayı tercih ediyorum. Çünkü genelde haksızlık yapılanlar ölüler oluyor. O çocuğun bana söylediği şey, annesinin Jasper gibi bir tiranın düzeni yüzünden öldü. Ve adaleti geri sağlamak istediği. Ben bu sözü tutacağım. Umarım sizinle beraber sizsiz olursa da tutarım. Çünkü adalet mezarın ötesine ulaşması gereken bir şey. Yani o sözü yerine getirmenin bir yöntemi olarak sadece dediğin gibi adaletin gelmesi ama bunun belki de daha fazla kan akmadan gelmesi... Olabilir. Jasper'i öldürmek değil niyetim. Gücü bırakıp giderse kabulüm. Bu insanlara zulmetmeyi bırakması lazım. Paylaşırsa? Tiran... Paylaşmaz. Jasper'i tanıyorsam gücünü paylaşmaz. Ölür bunun için. Peki paylaşırsa? Neyse. Evet. Zafer gecesi böyle şeyleri konuşmayalım diyor. Bu tatsız mevzuları evet daha sonraya bırakabiliriz. Evet. Ama şeyi merak ettim. Paylaşırsa... Bir cevap vermeyecek. Inside atmayı deneyebilirsiniz.
Ben yani de denerim. Hepimiz deneriz. Bir anlamı yoktu, merak ettik. Ben deniyorum. Hepiniz atın. Ben de bir adet gizleme zarı atayım. Kaçla attığımı merak edenler var mı? Vallahi Kemp. Tahminlerim var. Artı 14'ü 15'i olabilir kendisine. Benden toplam çıkan deception arkadaşlar 29. hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Bu arada şu an toplamımız 29 etmiyor yani. peki. İsterseniz o zaman bu kağıt oyunu biterken Eferus'un hepinizi acımasızca tokatladığı kağıt oyunu bittiği anda deste toplanırken... Değil. Ben artık oynamak istemiyorum sizinle ya. Bu hiç keyifli değil çünkü. Ya niye benim en iyi kart oynuyor olmam lazım? Ha, proficient mısın kart oyununda? Yani şeyden değil de blöften falan diye kurguladım onu. Yok. Onun çok çoğu var onun. Onun üzerine karakter kurdu. Niyeyse kimse bilmiyor. Yok be, özel double'lamadı mı o daha sonra? Expertlemeden değil mi? Doğru, expertsiz yapalım. Beraber üçünüz, Exxon tabii ki gelmiyor. Kaledeki etkinliğe doğru yola çıkıyorsunuz. Şimdi Bay Kemp, olabildiğince insanların mutluluğunu arttırmamız lazım. Çünkü ben ardından masaya kumar oynamaya oturacağım. İnsanlar ne kadar mutlu olursa o kadar cömert olurlar. Eski alışkanlıklar kolay terk edilmiyor diyelim. yani o kuzende o iş. O yüzden evet. Ama bizim de dayaklı gösterimiz bence insanları coşturmak için. Bence ikisini karıştırabiliriz işte. Yani Bayan Sera şarkılarla coştururken biz de kahramanlık şarkıları söylüyor. Biz de bir o şarkının dışa vurumunu yansıtabiliriz insanlara diye düşünüyorum. Sizi... Yani aklıma şey diye afiş geliyor. Şarkı dayak şu. Bu arada şu sama hoş geldin Legioner olarak aramızda. Bu eminim son derece keyiflendirecektir insanları. Tamamen ticari düşünüyorum, yanlış anlaşılmasın. Tamam. Bunu zaten bayağıdır şey yapıyorduk yani. Planlıyorduk evet. Yapalım. Esir falan düştük arada ama yani hala bu planı unutmadık. O yüzden bari keyifli bir gece geçirelim. Peki. Oraya gittiğinizde bir sahne kurulmamış ama şöyle yapılmış. 4 tane varil koyulmuş. 4 varilin üzerine bir ahşap eski kapı yatırılarak bir yükselti yapılmış. Önüne de bir varili yan koymuşlar ki üzerine basıp çıkabilesin diye Sera. O insan tarafının hızlıca makeshift biçimde yapılmış yükseltinin üzerine bir de sandalye var senin için. Jasper'in adamları burada. Kasabadan birileri gelmiş bu arada. Birkaç kişi davet edilmiş. Gelmiş. Bunlar arasında örneğin demirci var. Kemanımı aldım bu arada. Kemanın tamam. Jasper'in anlıyoruz. Jasper'in kendisi burada. Vex burada. Varys Vex. Gordon çekil burada değil. Aga be. Neyse. Evet. Ben şey diyorum üçlü olarak konuşurken. Şimdi önceden Bayan Sera biraz başlasın. Sonra Bayan Sera İyice coşturup kahramanlık şarkılarına geçince sahneye çıkalım Bay Kemp. Ne yapacağız tam olarak? Bir daha bir şey yaparsan bana. Bence şimdi ben ister yumruk yumruğa mı diyorsunuz yoksa biraz şeyli kesmeli biçmeli mi? Ben ikisine de gelirim, beni çok darlamaz da yumruk yumruğa daha güvenli yani. Olur ya, şimdi çok şey yapmasın, çok kan akmasın. Yani lütfen orada. Eğlence için birbirinizin yüzünü kesip atmayın gözünüzden. Yok yok, ben zaten bir şey yapamayacağım. Genelde şöyle yapalım. Ben genelde hamlelerimi size göstere göstere biraz çıkartacağım. Ve böyle biraz sinsi hamleler deneyeceğim. İşte böyle hayalarınıza vurma, saçınızı çekme, yani bütün şerefsizlikler. Sizde bütün mert hareketler. İşte kafa atma, gerilip yumruk atma. O zaman şimdi drovlara karşı yapıyorsak. Hı-hı. Ben Sir Celebrin olmak istiyorum. Siz bunu planlıyordunuz son, geceleri uyumadan önce yani. Son savaşta bu drow şeyinde kahramanca savaşmıştı. Tamam. Ben de hep onunla özdeşleştiririm kendimi. Siz biraz yüksekten açmışsınız özdeşleştirmeyi. Okçuydu kendisi ama olsun. Biz de kılıcımızla şey yaparız. Ben orada elimle ok şeyi yaparım yani, tamam. Siz biraz yüksekten açmışsınız özdeşleştirmeyi kendinizle. Neyse tamam. Ben arada bir size doğru koşarım. Siz beni böyle kaldır hallaç pamuğu gibi öbür tarafa atarsınız falan. Yani tamam. Kreatif düşünelim. O süreçte su gibi akarız yani. Önemli bir soru soracağım. Daha önce bunun pratiği yapıldı mı yapılmadı mı? Kesinlikle hayır.
Şöyle ben eksik kaçlı atacağız. Ben çok dayak yemişimdir ama yani. Belki bu bir şey olabilir. Prova olmuş olabilir. Selam. Sahne önce sende. Siz önce oturuyorsunuz tabii ki. Biranın su gibi aktığı ama biranın kötü olduğu bir gece yaşıyoruz. Selam. Bir tek Alistar yok burada. Alistar'la beraber bazı adamlar büyük ihtimalle kısa çöpü çekip guard noktalarındalar. Ne yapıyorsun Sera? İnsanların gözleri senin üzerinde. Önce alıştırma için insanları böyle sözsüz bir şey çalıyorum. Kemanla. Tamam. Bunun için atma. Bütün programı anlat sonra tek zar at. Daha sonra klasik şarkım olan Sera Was Here'ı çalıyorum. Tamam, biraz söylemek ister misin? Inspiration vermek istersen. Avantaj veririm performansı. Olur. Tamam. Artık klasikleşmiş olarak. Kafamda sürekli bu arada her performans yaptığımı söylediğimde bunu söylüyorum yani. Hani bir kuple o, alalım. Bir yerde dursun. Tamam. Söylüyorum. Kızardın diyor. Ekrandan bile kızam geçmiyor. Şu anda seni ana ekrana aldım bu arada. Falan diye. Ne baskı oluşmadı. Neyse. Söylüyorum. İnşallah kötü zar atmam ve kötü zar uygun söylemem. Hep aynı şeyi istiyorum. Bir şey yapmadan önce. Neyse. She would always like to say, why change the past when you can own this day? Today she will fight to keep her way. She's a rogue and a thief and she'll tempt your fate. Avantaj. Yani gerçekten mikrofonsuz online bu kadar olurdu en fazla. Buyurun. Teşekkür ederim. neyse. Sonra avantajlı böyle... Avantajlı bir performans alacağım. Tamam. Sonunu da söyle. Ona göre kafamda bonus negatif bir şey. Tamam. Sonra da böyle... Hem içinde ölen, yani dostlarımızdan ölenlerin, hem de onların aslında hep bizimle yaşayacağına dair böyle kendi yazdığım bir, o son savaşlarda falan edindiğim bilgilerden ve deneyimlerden oluşturduğum bir şarkı. Peki bir soru soracağım sana. Şimdi değil ama Sera'nın mapus günlerini anlatan, Borgborn'un ininde durdum, hasretim yerlere vurdum parçası ne zaman geldi? Çalışıyorum üstünde ama daha böyle hasretimden prangalar eskittim gibi bir madde olur diye düşünüyorum. Performans at, buyur. Heyecanlı bir performans. Avantajlı iki kere atıyorsun, yükseğini alıyorsun. İki, yükseğini alıyoruz. Oo. Neyse. Müthiş. Çok iyi, 25'te 24 atmışsın. Neyini beğenmedin? Biri almost crit'ti. Evet. 25 güzel. Oldukça etkileyici. Kemana ilk başta bunlar bir yadırgıyor. Bunlar biraz öküz olduğu için. Bunlar daha çok böyle vurmalı sazlar falan tarzı. Ama bu elegant müziğe de en azından senin o kemanı kullanarak çaldığın savaş etkileri onları oldukça fazla coşturuyor. İlk başta girdiğin enstrümantal kısım demirci elfi falan eğlendirirken, Halfer vardı ya demirci, o da burada demiştim. Onu eğlendirirken askerler için sigara arası izlenimi uyandırıyor. Ama şarkıya geçtiğin zaman tam tersine inanılmaz derecede motive oluyorlar. Ve insanların arasında kulaktan kulağa bir laf dolaşıyor. Yani sen şarkılarını devam ederken bu gecenin bir sürprizi varmış. Sonra ben böyle alttan alttan şeye girmeye başlıyorum. İşte... şey varmış, şövalye varmış, kötü bir şeyle, drow'la karşılaşmış. Yani drow yapısı kötü bir şey de. Drow'la karşılaşmış, onu nasıl alt edeceğini düşünmüş falan filan gibi böyle başlıyorum. Bir yandan onlar sahneye çıkabilirler bence. Buyurun. Tamam, anlasın böyle, abi ne yapıyorsun? Ben böyle sen buyur abi sen başla. 8 session önce bunun tohumları atılmıştı. Dile kolay 2 ay önce. Ben böyle inanılmaz kötü bir oyunculukla biraz da içmişim böyle. Şimdi önden insan önüne çıkacağız diye böyle kendimi şeye atıp İmparator Conrad'ın o zaman İmparator Conrad'ın emriyle siz kara böceklerin inine hata edip saldırdığınız imparatorluğun
kılıcı olarak ineceğiz. Ben Sir Celebrin. Bir şey söyleyeceğim. Sir Celebrin bilinen bir insan şimdi. Ama kötü oyunculuğun sınırlarını görmemiz lazım abi. Kesinlikle. Bir adet performans alıyorum. Önce bir konsey alacağım alkol seviyen için. Önce bir konsey tamam. alacağım alkol seviyen için. Sarhoş çıkayım. 14. Sarhoş'a dezavantaj vermez. Buyur tamam. Performans. Performans. 9. Average yani. 9. Peki. Bu şey ortalama altı vasat bir oyunculuk örneği. Kollarını böyle aça aça. Ben öyle falan böyle sesi çatlaya çatlaya. Peki. Eferus. Ben böyle bütün pislik suratımı takınarak böyle bir biçimde sahnenin öbür tarafından girerek ondan sonra yani o varillerin muhtemelen öbür tarafından girerek kempe doğru bakıp şimdi bittin şerefsiz şövalye falan gibi iyice çirkinleşiyorum artık ondan sonra gibi böyle. Aroş eğlencesine döndü. Ben imparatoru öldüreceğim. Bizde zaten hayatımız yalanla geçtiği için yani doğru bir tek bile cümlemiz olmadığı için biz yani zaten şeyiz. Performansta da atarız bir şekilde diye düşünüyorum. Bakalım. At bakalım. Bir saniye. On dört. Bu başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Nefret yarattı yani. Bir de makyajın çok iyi olmasının da etkisi var. Şimdi sen söz söyleyeyim mi diyorsun ama benzemiyorsun. O draw'um diyor draw. ve daha sonrasında ne yaşanıyor? Bana bir anlatın. Ben önce şöyle yapıyorum. Pis draw ve orduları diye şeyden ok atıyorum böyle boş boş sağına soluna. Seni çıplak ellerimle öldüreceğim köpek diyerek yüzlerine şey yapıyorum. Koşturuyorum. Ben böyle peki. Gel bakalım zehirli bıçaklarım hazır senin için. Ben zehir iyice şerefsiz. Ondan sonra gibi ben de ona doğru koşuyorum ben de. Peki seni o sen bir, çıktığın matronunun götüne sokacağım götüne diye bağırarak kirlileştiriyorum ortalığı. Peki sen bir atletik sen bir akrobatik atar mısın? Tamam ben bu arada şey söyleyeyim ben damage almaktan çekinmeyeceğim. Yani mesela böyle bazen over acting yaparsın da yere düştüğünde bir kolun acır morarır falan ya. Yıllarca başımıza geldi bu şimdi bizim. Ben bu sınırları zorluyorum yani. Bak bu bir avantaj şey edebilir bence. Ben artı verebilir. Şems peki bir akrobatik alacağım. Kemptem de bir atletik alacağım. Tamam. 17. Siktir 21 bende. Fazladan artı veriyorsan bir de ver yani. Bir anda medrano sirkine bağlıyorsunuz. şeyde Ostan Kalesi'nde Jasper'ın damları önünde WWE show. Böyle bir noktada aşka gelip emin misin diyor. Eferus eminim diyor. Eferus'u kaldırıp masaya vurup masayı kırıyor falan. Bayağı zarar bir yana dönüyor. WWE Smackdown Table maça dönüyor. peki Seras. Alıp böyle kaldırıp yere falan çarpıyor. Peki Seras sen müzik yapıyor musun bu rezilliğin üzerine? Yani bir noktasına kadar yaptım ama artık birbirlerini kırmaya başladıklarında odadaki her şeyle bıraktım şeyi. Peki bu hikaye nasıl bitiyor? En sonu ne oluyor? Ben böyle elimi diyorum ayağımı böyle bunun vücudunun üstüne koyup ve İmparator Konrad Fatih Konrad olmuş imparatorluk tekrardan zaferine ulaşmıştı. Şems sen altın saral. abi sen de avantajlı performans at. Avantajlı. Saniye. Sekiz. yani sonu hariç evet sirkte iş bulamazsınız. Ama insanlar eğlendiler. Yani güldüler eğlendiler bir komedi olarak. Kemp'in yaratmak istediği kahraman Celebrity'nin drop'u dövmesi değil de çocuklarda eğleşiyor temelli bir komedi şovu olarak algıladım. Moralleri yükselt. Peki. Sonrasında sen kumar masasına mı geçeceksin? Ben sonra kumar masasına geçeceğim. Ağzına sıçacağım evet. Tamam. Bir kumar için zar at.
Evet beyler falan diye öyle ondan sonra. Detaylandırmayacağım çok fazla kumarı şimdi çünkü no name'lerle oynuyorsun. Bir de buna artı 2 eklenecek. 18. 18 peki 1d10 at o kadar altın al. Oo. Çünkü çok keyifli durumda yani altın. Bayağı oynuyorsun ama bütün gece. Bir o masayı ütüyorsun, bir bu masayı ütüyorsun. Altı altı. Altı temiz. Camp. Jasper'in masasına mı dönüyorsunuz Camp'le Sarah? Tabii. Peki. Yani. İçiliyor. Siz bunu yaparken Eferus'un masadan masaya gezip kumar oynanan böyle dış çeper masaları var. O masadan masaya geçip arkasında mutsuz bir iz bırakarak gümüş toplamaya başladığını görüyorsunuz. Toplam 60 gümüş topluyor yani altı altı değerinde. Gordon geri geliyor. Gordon buraya geliyor. Burada yoktu bu zamana kadar. O gelince Varys onun yanına gidiyor. Endişeli gibiler. Biraz konuşuyorlar. Gordon endişeli duruyor bayağı. Şovu kaçırdı ya. Jasper'e bakıyorum ben. Yapıyor. Ha Jasper sonra... yanımda pardon. Evet evet yanında. Bakıyorsun böyle yapıyordum. Gordon masaya doğru geliyor. Oturabilir miyim? Ben de artık gelmişim diye mi düşünüyorum bu arada masaya? Birazdan. Tamam. Uzaktan ki sen adam ütme aşamasındasın. Tamam. Hadi kardeşim. Hadi oturabilir miyim? Bana demiyor herhalde değil mi? Jasper'e diyor. Jasper de tabii ki diyor. Oturuyorsunuz ve bir şey anlatmıyor. Bir şey olmamış gibi eline birasını alıp içmeye başlıyor. Hoş geldiniz. Biraz geciktiniz. Biraz öyle oldu. Bazı işler, meseleler. Ben böyle hafif edalı bir şekilde... Umarım performansımı kaçıracak kadar önemli bir işti diyorum. Duruyor bir kafası başka yerde gibi. Hayır. O kadar önemli bir iş olamaz. Ama elimde değildi. Seçme hakkım yoktu. Kesin Exalon'a gittiler ya. Evet bu astılar galiba adamcağız ya. Çok korkunç olmaz. Oturduğumuz yerden kasaba görünüyor mu? Ağaçlara falan bakıyorum böyle sallanan bir figür var mı? Öyle olsa mutlu olurlardı. Öyle olsa mutlu olurlardı. Hayır evet. Ama ölmemişti. Bir kombat izi yok üzerinde. Varys de buradaydı. Bütün gece buradaydı. Muhabbet sohbet devam ediyor. Sen de dönüyorsun Eferus masaya. Hala sana karşı bir nefret var gibi insanlar adını söylemiyorlar senin ama varlığını kabul etmiş gibiler. Yani şey gibi sevmedikleri kuzenleri sürekli etraflarında demiş. Evet. Hoş geldiniz Bay Gordon. Hoş bulduk. Bay Jasper kusura bakmayın adamlarınız bayağı bir fakirleşti ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle olur. Ha bu gece kumarı serbest bıraktım yanlış karar olduğunu biliyordum. Cassius'un parasını ödememe gerek yok en azından diyor Cassius'a doğru. O da evet. Yani olaylardan zafer kazandıktan sonra gittiğim için biraz enayi gibi hissetmiyor değilim. Ama başka bir yerden bir iş teklifi aldım bile o yüzden. Son gecem kesin. En azından şovumuzu kaçırmadınız öyle söyleyeyim. Ha o meseleye gelince diyor Jasper diyor ki ya olayların tam böyle geliştiğinden emin değilim ama yani benim bildiğim kadarıyla Sir Celebrin bir sokak dövüşçüsü değildi. Okçuydu diye biliyorum. Oku bitince dalmış gibi falan çevirdik tabii. Zaten Bay Kemp'in gizliden gizliye geceleri kendisini Sir Celebrin olarak hayal ettiği detayını ben de şova girmeden bilmiyorum. O benim için de son anda bir sürpriz oldu ama tat kattı diyelim. Tat kattı diyelim. Bu arada Cassius da Jasper de sana tabii ki iltifatta bulunuyorlar Sera. Ve Jasper ödeme yapmak istiyor. Benim mesleğim paralı askerlikte. Şimdi vergi topluyorum. O zaman paramı alırdım. Bayan Sera'nın da mesleği bu. O yüzden bana bir şey söyleyeceksiniz. Böyle bir gecenin normalde fiyatı ne olurdu? Ben de onu vereceğim. Olur. Bizim şov bayağı pahalıydı. Onlar biliyor sizi. Tekrar Sera'ya dönüyor. Bayan Sera. Normalde böyle bir gösteri için kaç para alırdınız? Yani bir bunu kabul edemem çünkü gösteri yapma amacıyla değil de dostlarla buluşma amacıyla çıktım bugün. Persuasion at. Belki köye bir yardım olur. Bunu düşünmemiştim. Atamadım zaten. 11 attın. Yo ben illa ödeyeceğim. Olmaz. Hiç kabul etmiyorum. Bir ödeme yapılması lazımsa yapmam lazım. Yani o yüzden... aslına bakarsanız böyle konuları genelde Kemp konuşuyor.
Benim için deyip topu kempe atıyorum. Şimdi deminki performanstan sonra ciddiye alma şeyleri düştü insanların beni ama şaka bir yana asıl olarak kuzenin amacı biraz da bu kasabanın moralini yükseltmekti. Belki ne takdir edersiniz kasaba için takdir edebilirsiniz. Bizim burada bir şeyi zikretmemiz, beraber kazandığımız bir kısmi zaferin üstüne eğlenirken yapılan edilen için bir şey zikretmemiz kaba olabilir. Peki. Sizin centilmenliğinize güveniyoruz. Peki o zaman şöyle yapalım. Ben kasabada kasabalılara da bunun için bir yemek verdireyim özellikle garibanlara. Bu zaferin hattına size ödeyeceğim parayla onu yapmış olayım. Kasabadaki yoksulları doyuralım. Bizim koyunlardan falan birkaç tane keseriz. Ama size de mutlaka benim bir hediye vermem lazım. En azından buradan giderken yanınıza benim ta askerlik günlerimden kalma o zaman üzerinde kampanyamızın olduğu yani birliğimizin işaretinin olduğu metal su mataralarımız vardı. Elimde de çok güzel brandy var. Şişesini vermek isterdim aslında ama ağzı açıldı. Bulunacak bir şey değil. Hmm. Ondan ben size bir matara takdim edeyim. Hem matarada hatıra kalır. Brandy dediğiniz kabul yerde. Edebiliriz. Evet. Kemp, kafana dikmemen gereken bir şey. Öyle söyleyeyim önce. Yo, brandy'yi bilirim. Oyunculuk bilmem. Kart oynamayı bilmem ama brandy bilirim. Ay yaşım diyorsun yani. Bunun, bu şey... Kemp bunu yazabilirsin. Bir metal su matarası içerisinde. Brandy bir matara dolusu. Aslında elimizde birazcık kahve ve çikolata bile vardı bir ay öncesine kadar ama dayanamadık yedik. Aferin. Ben ilk defa çikolata yedim hayatımda. Çok enteresan bir tadı var. Denemelisiniz. Bu arada ben bu gece şeye çıkacağım mı? Keşfe çıkacak mıyım? Hayır. Onlar yarın başlayacak. Anladım. Alistar'la konuşursunuz. Bu kadar çabuk toparlanamazlar zaten. Ve ufak ufak gece dağılmaya başlıyor. İnsanlar çıkmaya başlıyorlar. Gordon diyor ki sizinle beraber yürüyebilir miyim? Üçümüze mi söylüyor bunu? Evet. Tabii. Olur. Buyurun. Buyurun tabii. Hay hay. Alıştık zaten yani beraber hareket etmeye diyelim. Çıkıyorsunuz beraber. Düşünceli görünüyor gerçekten. Yoldan aşağı doğru yürürken biraz da içmiş vaziyettesiniz hepiniz ama kimse sarhoş olacak durumda değil. Herkes eğlenmiş vaziyette. Kasabada görevle buraya gelmiş bir cadı abisi var. Diyor çıktığımız zaman. Siz ve Varys dışında. Evet, biz zaten resmi olarak burada değiliz. Bay Kemp. Bildikten tanıdığım biri. Kendisi kardeşimin ve bizim ortadan kayboluşumuzu araştırmaya gelmiş. Doktorla alakası yok. Bir cadı avcısının ortadan kayboluşunu örtbas ederler diye düşünüyordum ama üçünün gitmesi. Bazı taşları oynatmış akıllıca bir hareket değildi galiba gelmemiz. Peki ona burada olduğunuzu ve ne bileyim iyi olduğunuzu söyleseniz yani. Tarikatta işler öyle yürümüyor. Kendisi burada olanlarla alakalı iyi fikirleri olduğunu düşünüyor. Açık söyleyeceğim. Benim kendime zararsız olarak gördüğüm birilerinden şüphelendiğini söyleyebilirim. Sizin de yakın ilişkileri olan birilerinden. Tazılar mı? Ben bu kadarını söyleyeyim. Ben anladım. Tamam. Ama ben çözeceğim bu işi. Sadece yarın sabah sizinle konuşmak istiyor. Ama bana güvenin. Ben çözeceğim o işi. Anladım. Konuşalım. Tabii. Peki. Issız ve boş bir yerde olması gerektiği konusunda ısrar etti. Ben de sizi ona götüreceğimi söyledim ama kasabada hiçbir yer çok ıssız değil zaten. Bir de bana güvendiğinizi düşünüyorum. Yani bu işte sizin tarafınızdayım. Yani Tanrı'nın bir yüreğin cadı avcısına güvenmek
Çok normal bir şey. Evet, güveniyoruz. Güveniyorum yani. Sıradan halk bize güvenmez belki. Bunun için... Herkesin derinde günahları vardır. Herkes sıradan halk çok şey ve sizlerin bu dünya üzerinde yürümeniz. Yani öyle tabii de cadı avcılarının her konuda en açık fikirli ve en herkesi dinleyerek en masum inisiyatifi her durumda almaya çalışan insanlar olmadığını siz benden daha iyi bilirsiniz Bay Gordon. Bazen yumurta kırmaktan çekinmezler omlet yapmak için. Yumurta kırmaya çok da gerek olmasa bile. Gerekli bir bedel olduğunu düşünüyorum. Neyse, burada ne teoloji ne politika tartışacak durumumuz var. Sadece önden söylemiş oldum ki beraber savaştık. Benim hayatımı kurtardınız belki de savaşta. O yüzden yarın Şafak'la beraber ben sizi gelip ya da Varys sizi gelip alırız. Kasabanın içinde bir yerde, onun seçeceği bir yerde sizle görüşmek istiyorum. Uygundur. Uygun. Bayan Sarı konuşabilir miyiz özel? Hadi be, ben tavlayamadım. Tabii. İyi geceler. Yorundan yürüyelim isterseniz. Bayan Sarı. Yani sorduğum için bağışlayın ama kağıtlarınız falan her şey yanınızda ve düzenledi mi? Evet. Anladım. Hepsi yanımda. Diyor, gözlerini kaçırıyormuş gibi bir hali var biraz. Niyetiyle ilgili bir şeyler anlayabiliyor muyum? Inside atabilirsin. Kaç? 11 çok kötü değil. Bu level'larda o kadar şey düşünmezler. Onun sonucu da olmadı deyince ben 2-3 gibi düşünüyorum. 3-4 gibi falan düşünüyorum. Sen bile konuşurken geriliyor. Ama onun dışında bir şey anlaman mümkün değil. Yani sana karşı değilmiş gibi bir hali var. Böyle bir geriliyor bir çocuk. Bunlar çünkü çocukluktan beri tapınakta yetişiyorlar. Öyle şey değil. Kadın görmeye, insan içinde olmaya falan alışkın tipler değildir. Belgelerimi sorduğunuz için ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii her şeyi sorabilirsiniz. Korkmamı gerektiren bir durumu var. Çünkü durduk yere birisi de belgelerinizi sorduğunda biraz tedirgin oluyorsunuz. Sıra her ne şu kadar sana şu cevabı veriyor. Hayır. Emin olun Bayan Sarı, ben buradayken korkmanız gereken bir şey yok. Bunu o kadar kesin ve net söyledi ki birazcık tuhaf hissettiriyor. Yani korkacak bir şeyin olmasa bu kadar kesin ve net söylemez belki de. Çünkü çok net bir biçimde söyledi böyle. Hayır, korkacak bir şeyiniz yok, ben buradayken. Yani olursa da ben engellerim tarzı aslında biraz yani. Ben canım olmaz sıkkın diyor. Ben bu arada Kemp'e kulağını şey edip ben gece Exxon'la haber vereceğim, haberin olsun. Sana da söylemiş olayım. Yani evet, herhalde yapılması gereken o da. Yarın sabah gönlünüz ferah gelin yani. Adam bunu dedikten sonra ben benzer bir şey Sara'ya da söylüyorum yani. Sara, ben Bayan Sara. Sara gittin mi bu arada sen? Yok, onlar... biz beraber önden yürümüyor muyuz şu anda? Yok, onları gönderdi, duruyor seninle beraber. Ha, ben adam gitti zannettim, özür dilerim. Yok. Konuşmak istediğiniz başka bir şey yoksa gidip Kemp'e Eferus'a yetişmek isterim. Böyle bir şey söyleyecek gibi ağzını açıyor. Yok, iyi geceler. Performansınızı gerçekten dinlemek isterdim. Belki bir gün sizin için de yaparım. Ümit ederim. İyi geceler o halde. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyor böyle topuklarım götüme vura vura koşup Kemp'e şey diyorum. Kemp'i sikecekler galiba. Yani şeyin biçiminden ben de uyuzlandım ama sanmıyorum bunlar sizinle alakalı, Allah'ın adamları. Sizi Allah'ın adamları olması bir sürü kişi için problem yaratabilir ama sizinle alakalı problem yaratacağını düşünmüyorum. Bayan Sarı yani, zaten bütün resmi abdestimizden ihtiyacı. Şüphemiz yok. Benim var, öyle söyleyeyim Bay Kemp. Ama dediğim gibi Bayan Sarı'nın elinde bütün belgeler varsa sorun değil zaten. Sadece belki Exalon'la olan bağ üzerinden kafada soru işaretleri oluşabilir. Benim aklıma gelen şey o.
Ben siz gidin uyuyun. Ben Exile'ına haber vereceğim. Sonra da nerede kalmıyor muyuz hep beraber? Hani nerede kalıyorsunuz ha, artık? Ben artık kale vesaire de kalacak diye düşündüm. Yok yok, tembel büyücüdeyiz hepimiz. Peki tembel büyücüye üçünüz giriyorsunuz. Exile'ın içeride, piknik de orada. Bu arada benim belgelerim tam değil mi? Tam. Hiçbir, senin Lego olarak hiçbir derdin yok. Böyle şeylere bakıyor. Pipnit kartlara bakıyor. Ben Pipnit'e artık bir sarılırım. Zira çok özledim Pipnit'i. Peki. O da sana sarılıyor. Sarıldık diyor. Exalon. Evet. Köyde görev için burada olan bir cadı avcısının kaybolmasından sonra kaybolan iki cadı avcısını daha arayan görevle buraya gelmiş. İntikam için buraya gelmemiş yeni bir cadı avcısı daha var. Ve o cadı avcısı dost, bu intikam için gelen Gordon ismindeki cadı avcısının bize söylediği kadarıyla bazı tanıdıklarımız, iyi tanıdıklarımızdan şüpheleniyor olabilir gibiydi. Senden başkasını ima etmesinin şansı olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen senden şüphe ediyor olabilir bu yeni cadı avcısı. O yüzden sana önerim. Beni bağlayan bağın en boktan tarafı şu. Gidecek yerim yok ama gitmem lazım diyor. Cübbesinin içinden bir anahtar çıkarıyor. Kempe doğru uzatıyor. Senden şüphelenmezler. Bu oduncuların, kayıp oduncuların kaldığı yerin anahtarı. Köprünün öbür tarafında eski bir tane ev var. Bir an mavi renkli bir boyayla boyanmış. O evin alt tarafında kalıyorlar. Bu da anahtar. Bir onlarda anahtar var, bir de bende. Sende kalsın. Tamam. Peki. Uza. Öyle söyleyeyim. En azından birkaç gün uza. Ben eski binada olacağım. Bu vergi binasında. Bu tehlike geçtiği zaman gelip bana haber verirsiniz. Olur. Diyor ve çıkıyor. Seyahat pelerini alıp kapşonunu örtüyor. Görünmezlik yapıp kapıdan dışarıya çıkıp gidiyor. Pipnit yine gitti diyor. Sana bakarım Pipnit, üzülme. Pipnit, bence sen de Bayan Sera'nın yanından ayrılma. Burası evim, ben burada kalacağım. Bu bizi kale şeyinde gözlediğin yukarıda bir nokta vardı. Olmadı, oralarda falan takıl biraz. Olur, orada beklerim. Gizlenme konusunda iyiyimdir. Ben yürüyüşe çıkacağım. Size iyi geceler. İyi geceler. Çıkıyor o gerçekten üst kata. Sen de dışarıya çıkıyorsun. Hı-hı. Dolanıyor musun? Dolanıyorum. Bir şey bulmak değil hedefim ama yine de gözlerimiz açık. Nasıl olsun? Gözünün kaçıramayacağı bir şey var. Altın kepçenin kapısında duran kocaman siyah bir aygır at. Belli yani. Belli. Ertesi sabah arkadaşlar. Hı-hı. Ben bu arada şeye kadar falan gidiyorum. Yani böyle mesela şehrin hafif dışı falan oluyor ya, goblin tarafı. O taraflara, hı-hı, kadar falan gidiyorum. Nasıl olsa bütün gece yürüyorum çünkü zaten. Evet. Yani şöyle bir şey gelmeyecek başına. Evet, zaten molta atıyorum diyelim. Çok da uzay. Yani yorum günlük mesafeye gitmiyoruz. Sabah vakti tembel böcünün kapısı çalınıyor. Tık tık tık. Buyurun. Benim Gordon. Merhaba Gordon. Ben de gelmişimdir zaten ondan sonra. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı yaptınız mı? Yaptık. Hadi gidelim. Beraber gidelim o zaman. Beyefendiyle görüşelim. Dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi o standartasını açacağım. Kendisi... Of! Gerildim ya. Kendisi... Hayli. Siz normalde şuradasınız ya. Hı. Pardon, hatta onun biraz gerisindesiniz, bir dakika, şuradasınız. Hı. Sizi tarlaların oraya götürüyor, şuraya. Hı. Okey. Şu binanın. Evet. Gerçekten kimsenin olmadığı bir yer. Efendim? Hı-hı. Bu Exalon'dan uzaklaş demek. Exalon şehrin öbür tarafında kalıyor. Evet. Evet. Gerçekten ıssız bir yere götürüyor sizi ama mesela sesin rahatça duyulacağı bir yer. Hani
Böyle kasabadan dışarı değil. Sadece gören gözlerden uzak bir yere götürüyor. Ve orada sizi bekleyen bir cadı avcısı var. Bu adam bir kaptan omuzluğu taşımıyor. Fakat üzerindeki kıyafetler altın, işlemeli ve dantelli. Kılıcı ise oldukça enteresan ve büyülü olduğu oldukça belli. Sırtında büyük bir kılıcı var. Kalın kıyafetler mı giymiş? Atıyla orada efendim. Resmini açacağım mı ona göre rol 20'yi? Açacağım. Ha. Açıyorum şimdi. Bu iş arkadaşım Arne. Arne von Manfred diyor. Gösterdim. Kendisi bir soylu anladığım kadarıyla. Öyle. Varis de burada bu arada. Ben kendi içimden yani böyle hafif isim şeylerle yani oraya doğru yürürken Ken falan belki diyor soylu bir cadı avcısı son derece ilginç. 3 cadı avcısı ve 3'ünüz varsınız günün sonunda. Gordon sizin tarafınızda duruyor. Arne karşıda duruyor. Varis de yan tarafında duruyor. Arne hanımefendi bayım. Neyse doğru. Bay Corvus değil mi? Evet. Doğru. Bay Manfred. Arne yeterli olacaktır. Sizi buraya böyle getirtmek istemezdim ama aramızdaki tarikatımızdaki bazı arkadaşların yaptığı düşüncesiz hareketler sonucunda hali hazırda oldukça acı çekmiş olan yerel halkı daha fazla gelmeyelim dedik. Benim sizi buraya çağırma nedenim çok belli. Burada doğal olmayan, düzgün olmayan şeyler var ve bu iki arkadaşım belli ki bunları göremeyecek kadar kör olmuşlar. Burada tuhaf şeyler oluyor. Üstelik 3-5 aydır da değil. Burada uzun vakittir tuhaf şeyler oluyor. Geriye dönüp araştırma yaptığım zaman gördüm ki burada belli ki denetimsiz büyü kullanımı yapılıyor defaatle. Bizle bağlantısı nedir tam olarak? Niye bir size bağlantısı şu. Konuşuyoruz. Sizin bu kişi ya da kişilerle doğrudan ilişkiniz olacağını düşünmek için yeterli sebebim var. Ama daha önemlisi gözleri Sera'ya doğru dönüyor. En çok işbirliğini sizin yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden burada ortalığı ayağa kaldırmadan sizden talep ettiğim şey Bayan Sera'nın yanındaki Kaptan Gordon tarafından zihninin doğru sorularla birazcık silkelenmesi olacak. Böylelikle hepimiz doğru cevapları almış oluruz. Bu genelde ilk alınan inisiyatif değil benim bildiğim kadarıyla. İyi niyetimden yapıyorum. İlk alınan inisiyatif tırnak çekmek. Peki. Aa, onu unutmuşum. Sağ ol. Neden soru sormayı denemiyorsunuz sadece bu? Cevaplarınıza güvenebilir miyiz? Yani ben de belgelerim kadar gerçek ve Bu yasa dışı büyü faaliyetlerini yapanın siz olduğunu düşünmüyoruz. Gordon kenarda durup diyor ki düşünmüyor ama büyü yaptığın ve kadın olduğu için şüpheleri var değil mi? Diyor Arne'ye doğru dönüp. Ben öyle bir şey demedim. Ama en doğru bilgileri sizin verebileceğinizi düşünüyorum. Yani belgeleri olan ve hali hazırda büyü eğitimi almış birinin büyü yapıyor olması neden onu başka biriyle de büyü yapacağı ya da biriyle işbirliği yapacağı noktasına getiriyor. Bayan Sera çünkü size hızlıca eğer cadı diyebilirse bütün işler hızlıca çözülür. O yüzden. Gordon diyor ki kimse kimseye cadı demiyor. Diyor. Ben de öyle olduğunu. Yok ben öyle bir şey demedim. Diyor anne de. Kesinlikle tehlikede. Yani. Kesinlikle tehlikede değilsiniz. Yanda Varis böyle yapıyor. Kadınsın, büyü yapıyorsun, yarı ersin diyor arka arkaya. Aynı ve zamanda arkadaşınızı savaşta kurtarmak için kendimi tehlikeye atsam. Bu arada bunu söylerken, bunu destekleyerek söylemedi. Bunu evet söylerken Manfred'e laf sokuyormuş gibi söyledi. Evet. Manfred de kötücül bir bakış atıyor yani. Varis'e doğru. Evet, Eferus gibi yani kinayeli söyledi. Hı hı. Gordon dedi ki evet benimle beraber savaştılar bakın baylar ve hanımefendi. Derdim zaten burada olay çıkarmak değil. Öyle olsa
Buraya 10 at arabası adamla getirdim. Şehri de resmi bir belgeyle mühürleyip bu araştırmayı yapardım ki bunu yapmaya muktedir bir rütbem olduğunu Gordon bilir. Yani benim sadece, derdim sadece bilgi almak. Madem bu 5-6 aylık bir mesele değil ve çok uzun zamandır var olan bir şey, neden bizim gibi şehre yeni gelen insanların bir takım bilgilere daha çok muktedir olduğunu düşünüyorsunuz? Varys diyor ki çünkü kadınsın, yarı elfsin, büyücüsün. Mutlaka yanlış yaptığın bir şeyi bulacak. Sonra buradaki yaşanan bütün dertleri sana bağlayacak. Daha az kağıt işi, daha çok mevki değil mi? Diyor. O diyor ki Varys, kendi geleceğini tehlikeye atıyorsun. Kemp. Şimdi kendisi kuzenim, babası soylu bir imparatorluk şehidi ve imparatorlukça kurulmuş kolejden mezun. Biz yolculuk yaptığımız her yerde böyle bir şeyle karşılaşacak olsaydık herhalde kıpırdayamazdık. Kendisine de bu belgeler verilmezdi. Eğer bir şeyleri resmi anlamda sorgulamaya çevirecekseniz, hiç sevmediğim ben de resmi haklarım üzerinden mi konuşmaya başlayayım? Ne yapacağız? Güzel. Avantajlı intimidation atar mısın? Birinin bunu söylemesi gerekiyordu. Ben soyculuğumla artistik yapamam abi. Bizim soyumuz kötü yerlere gidiyor. Crit. Benim bakın, ben de soylu bir ailenin içine doğdum. Bunları çok uzun zaman önce bırakmış olsam da buna saygım sonsuz. Dediğim gibi yargılanan Bayan Sera değil. Burada çıkan anlaşma bu olmasın. Peki madem bunun taraflı bir karar olduğunu düşünüyorsunuz. Sizden biri bu süreç için gönüllü olacaktır. Araştırmama yardımcı olmamak size bir yarar sağlamaz diye düşünüyorum. Eğer Bayan Sera'nın böyle üstüne basarak söylüyorum. Bayan Sera'nın uygun ve düzenlenebilir izinli büyü kullanımından dolayı böyle bir karar verdiğimi düşünüyorsanız, sizden ikinizden biri gönüllü olsun, o zaman yapalım. Ben onun söylediği gibi şey diyorum. Benim içimde bunu söylerken neden bunu söylediğimi de söyleyeyim. Bir yemin ettik. Bence bu benim arkamı korur diye düşünüyorum. Ciddi ciddi bunu düşünüyorum. Zihnime girse ondan sonra. Ve Kemp'in zihnine girse hiçbir şey yapamaz yani Kemp. Ondan sonra çünkü ne diyecek yani? Ondan sonra bir Drovunkin'i okumak da aynı şekilde bence evrak işlerinizi kolaylaştırır eğer şeyse, düşünceleriniz doğruysa belki deneyebilirsiniz. Yo. Arkama güveniyorum abi. Ben kendimi atmıştım ortaya halbuki. Allah'ım. Ortalık karıştı. Çözüldü mü o zaman bu sorun? Diyor. Sera'dan gözlerini kaçırarak. Bu arada senin yaptığın intimidation bayağı işe yaradı gördün. Geri vites yapmıyor. Hakkı var ama sana da dokunamaz gerçekten. Yani Sera'ya biraz dokunabilir ama o da senin koruman altında. Abi, sen ve de yaptığı yanlış bir şey yok. Sen o seyahate çıkınca direktman orayı bıraktı. Peşini bırakmayacaktı. Eferus ortaya çıktı. Sen ne yırtamayız peki abi? Ben Gordon. Eferus'un bu lafının üstünde şey yapamam yani. Gordon devam ama eder misin? Ben diyor, yemin ettiğim pelerini, bir takım şeylere güveniyorum bakalım. Seyahat pelerini arkaya doğru atıyor. Omuzluğu görünür hale geliyor ilk defa. Hadi oğlum boş yemin etmiş olmayalım. Elini koyuyor omzuna doğru. Doğruyu söyle diyor ve zihninin içinde sana bunu bir daha anlatmayacağım. Aslında oyuncular için, izleyiciler için anlatıyorum. Bir titreme başlıyor, bir baskı, ezildiğini hissediyorsun Mengele ve ter akmaya başlıyor. Bu kolay bir baskı değil omuzluktaki parlamayla beraber. Adın ne? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne durumdayım? Söyle bakalım abi. Direnemezsin. Dirensen hasar alırsın. Peki anlar mı? Anlar. Anladım. Kulağın tamam falan kanar yani. Anladım tamam. Ondan sonra tamam ardından söylüyorum. Orfeus. Varys birbirine bakıyor ama çok da sorun değil. Ne olacak? İnsanın 3-5 ismi olması bile çok normal ve Orfeus'u kötücül bir şey çağrıştırmıyor. Daha önce ekibinizden biri ya da tanıdığınız, bildiğiniz, bizi götürebileceğiniz biri yasa dışı büyü kullandı mı? Bize bu konuda verebileceğin bir bilgi var mı?
Direnmeyeceksen doğruyu söylemen lazım. Direnmek sıkıntı yaratır. Direnirsen bunu sadece Gordon mu anlayacak bu arada? Çaktırmamayı başarırsan evet. Tamam. O zaman öyle yapacağız. Dene bakalım wisdom save. Tamam. Bu. Inspiration. Yok ki. Verdin işte şeyde. Neydi ismi? Neydi? Bu yolda neydi ismi? Kemp'in kumar şeysinde. Sana vermedim ki kempe. Sadece verdim. Kempe mi verdin? Evet. Beni üzdün abi. Neyse denemiyorum o zaman. Söylüyorsun o zaman. Evet söylüyorum. Birileri var. Birileri var dediğin anda Gordon böyle yapıyor. Evet anlaşıldı ki derken Gordon silahı çekiyor püf diye vuruyor kafasından şeyi. Diğer cadı avcısını. Wow! Adam yere doğru düşüyor. Varis cesedi al. Sera'ya doğru bakıyor. Sera'yı veremezdim. Diyor. Session bitiyor. Ne? Yemin ettiğimiz adamlar değil ama bu adamlar taşaklı çıktı. İyi bari. Şuradan bir damla yaş dökerek Sera'yı veremez. Direkt Sera olduğunu düşündü. Ya ben çok az şey biliyordum. Beni sorgulasalardı ya. Abi seni sorgulayamaz. Bu arada ben yani biraz daha bastırsanız ya. Yırtar mıydınız? Büyük ihtimalle yırtamazdınız. Ben bir şey diyemem. Yok burada artık şeye gelmişti de. Çünkü sen soylu adamsın. Senin zihnine öyle elini koyacak, girecek falan. Yapar ya, yani saldıktan sonra zaten yapar da. Bir de şey, ya ikimize göre çok daha az şey biliyorduk hem. Ama evet, fark etmez ki daha az şey bilmesi. Sonuçta yasa dışı büyü kullanan birini gördün mü sorusunun cevabı. Şeyi biliyoruz ya evet. Hepimiz abi zaten. Exo'nun büyülü belgesi olmadığını biliyor. Evet, evet. Ha etrafından dolaşabiliyor ama zaten Kemp'i soylu ya. Kemp'e yaptırmaz. Neyse üzerinde şu anda after thought yapamayız. Sadece evet, evet. Mermin sesi yankılandı ve şehirde duyuldu. O ve böyle değil. Gordon'dan bir damla bir yaş düşüp şarayı veremezdim dedi. Danayı... Bir başımıza cadı ağacılarını bela etmediğimiz eksikliği onu da yaptım. Bu arada o iş tamamıyla bitmiş değil. Bu adamlar da cadı ağacısı. Rütbeleri de düşük değil. Örtbas edebilirler. Zaten evet, Varis'e hemen cesedi sakla dedi. Evet evet. Evet. Onlar aradığını iç ederler. Çok bir büyük. Sonraki session'ın konusu. Çok büyük olay oldu. Evet, cadı avcıları hızlı tepki vermeleriyle ve kararlarının sert ve keskin olmasıyla biliniyor. Sera ne düşünüyorsun? Adamın sana aşık olduğunu anlamışsındır artık. Efendim? Çocuk sana aşık mı olmuş acaba? Ya yok, şey yapıyor genelde. Gördüğü her kadını kurtarmak için. Bu arada kadın olmanın da bedelini görmüş olduk. Otomatik. Evet, arkadaşlar için söyleyeyim session bittiği zaman. Evet, gerçekten kadınlara karşı ön yargı var. Büyü kullanan kadınlara karşı kesinlikle ön yargı var. Bunun yanında bazı cadı avcıları açık kafada olabiliyor ama genelde onlar zaten böyle düşük rütbede kalıyorlar. Büyük görevlere gönderilmiyorlar bu adam ve yanındaki adam gibi. Böyle bir şey. Firsi yazıyor. Ya Gordon niye öyle yaptın ki? Az daha dinleyip yapsan kas kafalı herif. Ya Gordon için daha iyi bir tercih olabilirdi ama Exxon için kötü bir tercih olurdu. Peki. Çıkamıyoruz biliyorum ama bitti arkadaşlar. Yok bir de şimdi canlı yayında bir yandan akıyor ya arkadaşların yazdıkları, onlara da bakıyorum. Ya hakikaten o cahil pozisyonu koruyacaktım. Ben niye sordum bu herife ya? Hiç. Evet sen cahil kalsan, tamamen bilmiyor olsan evet. Ben ne diye ama, konuşacaktım ama ya. Orada da şey problem var abi. Zaten büyü yaparken gördü adamı. Bu ama şey belgeli olduğunu falan düşün. Gerçi o kadar da aptal bir abi karakter değil. İnti de var. Ama Kemp ne zaman gördü ki büyü yaptığını? Kılıcı yok etti. Kılıcı geldi. Onu geçtim. Falan. Biraz önce invisibility yaptı zaten. Ya biliyor. Yani adam tiefling büyü yapıyor. Yani bunun adamı uyarıyoruz de, falan cadı abi. Bir de şu var. Bir de şu var. En görülmedik şey. Hadi Exalon gitsin falan filan. Birazcık daha sorgulayıp sorsa o omuzluk Drow'a şeyi de söyletebilir. Tabii bunu evet, tabii canım sen şey Warlock'sun yoksa. Yani. Ben Warlock anlaşması yaptım. Daha Warlock olmasam bile de denebilir. O zaman
bu üç, bir anda bu kombatı kaybederdiniz yani. Ama ama ona gelmeyeceği bir adam Sera istiyordu yani. Kadın büyü yapıyor. Onu kelleye almak istiyordu. Gordon kardeşimiz, delikanlı bir kardeşimiz çıktı. Sonra diyorsun ki niye önüne gelene kur yapıyorsun? Bir tanesini kur yaptım, şeyini tuttum, bizimle savaştı. Bir tanesini kur yaptım, mantıklı, kellelerimizi kurtardım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Allah'ın tırsak büyücüsü Cassius'la şu delikanlıyı aynı cümle içinde kullanmaz mısın? Hayır, asla. Biri para Gordon, için burada duruyor ya. İşim. Gordon'la evlenip küçük cadı avcıları doğurmak istiyorum. Hiç önermiyorum. Bir tane cumhuriyetçi karakter oynayayım dedim. Hani ağır böyle şey, Evangelist Republican oynayayım dedim. Bak olanlara bak, ortalık karıştı herifin. Ama dünya görüşü değişti. Yani. Bu senin bakış açısından yanlış bir şey değil. Bir tane aşırı korup cadı avcısı vardı. Tarikat kendi içindeki delikanlılar ve aslan yüreklerle temizledi işte. Evet, evet. Eyvallah, ben gene şey takılabilirim yani, değil mi? Ya gayet. Cadı avcıların böyle olduğu biliniyor zaten. Çok sert bir şey ya. Sen cadı avcısı oynadın, hatırlıyorsun. Tabii. Mesela siz ama heretik yani ilan edildiniz ama kahramandınız falan. Çok kirli ve şey bir alan orası. Yani böyle ama hani it izi at izine karışıyor. Kemp daha toy da olduğu için o direkt ben onu şey diye kurguladım. Bu sefer seveceğim cadı avcılarını. Evet, bayağı verdiğin cevaptan anlamıştım mesela. Falan hani. Yani cadı avcılarından çok temiz olduklarını düşünüyordun. Onların cadı avcılarının evet, kendilerini evet, düşündüklerinden daha evet. Halbuki evet, sen cadı avcısı oynadın. Tabii hatırlıyor canım, musun ilk cadı avcısı olma seremonisini falan? Tabii canım. Yani o süreçten geçip düzgün bir insan olarak hayata devam edemezsin. Kırılırsın ya. En son şey önünde yargılandı. Adamın, benim karakter hatırlıyorsun. Adamın burada chatte bir arkadaşımız söyledi aslında. Buradaki cadı avcısının ölmesi çok problem değil. Onu bir şekilde hiç örtbas ederler de soylu olması adamın bir tık daha problem olabilir belki. Belki. Ama şeyi bırakmıştır biraz. Yani tabii, cadı evet, avcısı şeyine girdiğinde bay bay. Muhtemelen yani, Kemp gibi 12. çocuk falandır. Evet evet. Babasını yani görse keser o yani. Şimdi evet, bölgeye resmi görevle gelmiş. Evet. O var ama İş büyür burada. Cadı avcılarının görev sırasında ölmesi çok tuhaf değil. Bir de hala ortada zaten bir tane cadı avcısını öldürmüş bir deli doktor var yani. Doğru ve şeyin kardeşi. Yani üst örtbat etmek isterse bir kaptan olarak tabii ki edebilir. Ama artık sizin elinizde Gordon'a ait çok büyük bir sır var. O da senin cadı olduğunu düşünüyor. Cadı olduğunu demeyeyim de. Senin yaptığın bir şeylerin seni şu anda ipe götüreceğini düşünüyor. Yani direkt cadı olduğunu düşünseydi büyük ihtimal seni korumazdı öyle. Cadıya aşık, cadı avcısı gibi saçmalık yok. Sadece adamın şunu yapmaya çalıştığını biliyor ya Gordon. Bütün buranın suçunu sana atacak, kendini ve onun bölgesi çünkü. Kendini ve tarikatın adını temizleyecek. Buradaki bütün boklar Sarı adındaki bir cadı tarafındandı. Biz onu yaktık, yırttık. Evet. Eferus çözmüştü zaten onu, ondan söylüyorum. Tabii tabii. Eferus demişti konuşmanın içerisinde. Tabii canım, yani cadı diye yakacak, ardından da kafası rahat yoluna devam edecek herif. Böyle oluyor. Evet, neyse çok da işte uzatmayalım. Fazla 11-15 haftaya 7 gün sonra arkadaşlar. Yanlış tadına çattın dostum. Bu arada arkadaşlar kader yaşananlardı. Kedar Gordon'un gözünden dökülen yaştı. Şunu da söyleyelim bu arada arkadaşlar. Lejyoner ve üstü olan arkadaşlarımız için. Ya Kutun Ederi de yarın akşam yayında olacak. Yani yarın illa akşam anlamında değil ama biz yarın sabahtan oynayacağız. Ardından da gün içinde yüklenecek yani. Hani onu da söylemiş oldum. Kafanız rahat olsun. Bu bölüm bu bittikten sonra biliyorsunuz üyelere özel şeklinde, yani imparatorluk vatandaşı ve tüm üyelerimize özel şekilde bir gün boyunca kapalı kalacak. Sonrasında yarın akşam da bütün üyelere, yani bütün üyelere diyorum, bütün herkese açılacak. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Keyifli bir bölümdü. Sonraki bölümde, sonraki maceralarımızda ve çift taneli ilk bölümümüzde görüşmek üzere. 10. bölümümüz oluyor. Kapatmadan biri chat'e muazzam bir yorum atmış. Onu okumak istiyorum. Gordon'un bir kur yaptı. Adam cinayet işledi. Öpse bir de yazmış. Bir şey söyleyeceğim. Eyşan'la dram müziğini ver. Bard olarak kapatmadan. Eyşan'la dram müziğini ver. Gerçekten Eyşan. That's ver aşkım. Ver Eyşan. Eyşan'la dram müziğini ver. Gordon'a bundan sonra bu müzikle bakışacağım bu arada. Telif yiyeceğiz, yapmayın. Telif yiyeceğiz. Neyse. Haydi iyi geceler arkadaşlar. Ağzınıza sağlık olsun. Herkese iyi geceler olsun. Görüşmek üzere.